Mevzuların 48. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi çok acı günler geçiriyoruz. Zannediyorum biz bu programı çektiğimizde şu anda yani yangının 9. 9. günü. 9, evet. Neler oldu, neler bitti hepiniz zaten her şeyi alenen gördünüz. Sosyal medyada gördünüz özellikle. Haber merkezleri maalesef ilk 4-5 gün detay haberi olarak geçtiler yangını. Sanki çok büyük bir felaket yaşamıyormuşuz gibi gördüler haberi. Belki de görmek zorunda kaldılar. Onu bilmiyorum ama insanlar da sosyal medyadan takip etti her şeyi. Özellikle bir de 3. gün dahil oldular insanlar. İşte zamanında çam ağaçları dikilmiş de yurt dışından getirilmiş de onun yerine başka bir ağaç olmalıymış da orada. Zeytin ağaçlarını sökmüşler, onun yerine başka ağaçlar dikmişler de insanlar ayıkmasın duruma diye böyle çok bir bahane. Sürü tabii birçok bahane polemik oldu. Bu polemiklerin üzerine ormanlar yandığı esnada zaten Tema Vakfı'na istediğiniz kadar fidan bağışlayın, istediğiniz kadar destek verin. Bu işin sonu çok ileride toparlanacak galiba değil mi baba? Öyle görünüyor. Denge bozuldu, hayvanlar öldü, bütün doğal habitat yandı, kül oldu. 9 gündür canlarımız gitti, vatandaşlarımız gitti, evcil ya da yaban hayvanları yok oldu. Bize oksijen sağlayan o güzel ormanlarımız yok oldu. Ve bunun olması durumunda biz ne bekledik? Devletimizden anında müdahale, anında gerekenlerin tamamen yapılması, her kafadan bir ses çıkmaması, yani bir senfoni gibi ama kakafoni oldu. Herkes başka başka şeyler söyledi ve enteresandır oğlum, bilim insanları çıktılar, anlattılar. Küresel ısınmayı anlattılar, kozalakların fırlamasını 100 metre ileriye gitmesi, yani bilim adına ne varsa o değerli bilim insanları anlattı ama hiç bunlar dinlenilmedi. Neye baktık biz? Muhalefet ve iktidarın bu yangın bahanesiyle birbirlerine yapmış olduğu hakaretlere çıtayı yükselterek yaptıklarını gördük. Ama her televizyon yayınında bir baktık ki hala yanıyor ortalık. Efendim termik santrale gelmeyecekti, ta oraya kadar geldi. Bilmem nereye gelmeyecekti, ta oraya kadar geldi. Sönen yerler tekrar yanmaya başladı. Bir baktık çok güzel bir şekilde elbette ki orman görevlileri, tomalar, jandarmamız hepsi müthiş bir şekilde çalıştı. Müthiş bir şekilde çalıştı. Hepsine teşekkür ediyorum ama bir sistemsizlik vardı. Elinde su şişesiyle yangın söndürmeye giden insanlar gördük. Ben şimdi sen açıklamanı yaptıktan sonra esas konuya gireceğim. Bütün bunların sebeplerini tek tek artık bizim mevzularda, televizyonlarda çok çok söylendiği için anlatmamızın bir anlamı yok. Ama biz kendi zekamızla mevzular izleyicilerinin hepsine kendi analizimizi anlatmak ve onlara da bir çare sunmak zorundayız. Ben çok acı çekiyorum, çok üzülüyorum. Ve şu anda yetkili değilim, herhangi bir yerde görevli değilim ama ben oradaki vatandaşlarımızdan, canını kaybedenlerin ailelerinden de özür diliyorum. Niye biliyor musun? Çünkü ben de zamanında devlette görev yaptım ama demek ki daha az çalışmışız, fazla bir şey yapamamışız ki devletimiz daha düzgün, işlevsel bir hale getirememişiz. Benim de bunda payım var mıdır? Bir emekli albay olarak ben vardır diye düşünüyorum ve hepsinden özür diliyorum abi. Ne güzel bir şey yapıyorsun baba ama ben payın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bazen fırtınaya yelken açmakla ilgili birçok söz var. Bunların hepsini şimdi burada tekrar teker teker saymayayım. Evet. O yüzden ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Babam olduğun için söylemiyorum. Bugün senin gibi düşünen emekli birçok asker ya da diğer kurumlarda görev yapmış insanlar da eminim bu hassasiyetteler. Evet. Çünkü Twitter'da da sosyal medyada da görüyorum üzüntülerini. Hı. Ama senin üzerinden onlara da söyleyeyim. Bu böyle bir şey değil. Evladım sözünü kesmek gibi olmasın ama burada üzülmemek elde değil. Ben sana şunu söyleyeyim. Biraz abartılı gibi gelebilir insanlara ama öyle değil. Yunan'ın İzmir'e çıkması kadar ağır bir hadise. Bak tekrar söylüyorum. 102 yıl önce Yunan'ın İzmir'i işgal etmesi kadar ağır bir hadiseyle karşı karşıyayız. İnanılmaz bir hadiseyle karşı karşıyayız. Bütün yapı bozuldu. Yanan yerlerdeki köylü dediğimiz insanların %90'ı da yörük. Yörük Türk milletinin temelidir. Ve yörüklerin de dokusu bozulmaya başladı. Şimdi sen onlara Toki'den ev yapacaksın. Onları o Toki'nin evine koyacaksın. Büyükbaş hayvanı yanmış, küçükbaş hayvanı yanmış. Onların ücretlerini ödeyeceksin ama o doku bozuluyor. O doku bozulduğu zaman mülteciler ya da sığınmacılar konusu gündeme gelecek ve demografik yapımız değişiyor. Burası öz böz Türk yurdu oğlum, Anadolu. Hiçbir ayrım yapmadan hepimiz Türk'üz. Kökenimiz ne olursa olsun, etnik kökenimiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak hepimiz Türk'üz. Ama orada bizim bir sığınacak yerimiz vardı. Toroslardaki yörük çadırına giderim diyordu değil mi Mustafa Kemal? Oraya çıkarım, en son mermime kadar onlarla birlikte savaşırım diyordu. Ama yörüklerin yapısı bozulmaya başladı. Buna kimse dikkat etmiyor. Ve işaret etmiyor. Anadolu'nun yapısı da bozuldu. Tabii ki. Şehir göçleri falan filan bunlar yıllardır zaten. Kesinlikle. Süregelen şeyler. Bir de üzerine böyle hadiseler, böyle hususlar. İşte efendim size Toki'den ev verelim, hayvanlarınızın zararını parayla karşılayalım diyerek maalesef geri alınmıyor. Bazı üzgünüm. Şeyler çok, geri çok alınamaz. Üzgünüm, çok. Aynı eğitimle ilgili olan şeyler gibi. Yani birçok insanın çok sinirli olduğunu gördüm ben bu konuda. Artık dediler ki yani bu hükümet yetersiz, şöyle böyle demek de haklılardı birçok konuda. Ama onların da maalesef haksız olduğu noktalar var. Onlara da izin versen ben o zaman artık la ambur umur gireyim babacığım. Buyurun. Tamam. Jandarma karakolları yangın başladığı anda gönderildi. Öğrendim ben bunu. Asker kendisine emir verilirse girer. Girdikten sonra da teşekkür edilir. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Hep şikayet ediyoruz. Çünkü Soma'da 301 madenci vefat ediyor. Televizyon kanallarında maden mühendislerini görüyoruz. Diyorlar ki efendim şöyle yapılmalıydı, böyle yapılmalıydı. Halbuki orada yaşam odası denen bir şey var. Yaşam odasının fiyatı diyelim ki 70 bin lira, 80 bin lira. Öyle anlatmıştım. Tekrar hatırlatalım. Şimdi yaşam odasının olmadığı madenlerde insanlar öldü ve hükümet yetkilileri çıkıp dediler ki efendim biz şöyle önlem alıyoruz, böyle önlem alıyoruz. Yani çok ağır
amiyane ve argo bir tabir vardır. Tabii ki elbette öz babamın yanında da bu tabiri söyleyecek değilim. Siz biliyorsunuz bazı şeylerin davası olmuyor arkadaşlar. Özellikle olduğu zaman da iyice üzüntülerimizi kanırtmış oluyorsunuz. Yani 301 madenci öldükten sonra siz oraya yaşam odası yapsanız ne olur? Depremden evvel kimsenin bir şey konuştuğu yok. Deprem oluyor. Depremden sonra insanlar ölüyor. Bütün dünya çapında olan depremlerde ölen insan sayısının 5 katı insan ölüyor İzmir'de. Ve bütün dünyada olan depremlerin şiddetinden çok daha düşük bir şiddette evet. deprem olmasına rağmen. Maalesef. Biz ne yapıyoruz? Enkaz altından çıkan çocuğun altına müzik veriyoruz. El sallatıyoruz. Slow motion bir şeyler yapıyoruz. Ağlıyoruz. Sızlıyoruz. Konuyu kapatıyoruz. Konuyu sürekli kapatıyoruz ama önlemle ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Yani hep olduktan sonra bu memlekette bir şeyler konuşuluyor. Şimdi bu kadar büyük bir yangın çıkmış. Tarihinde görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. Ülke tarihinde görülmemiş bir yangın oluyor memlekette. Bunun zararı bugün böyle anlaşılmayacak. Öyle iki tane altına müzik koyduğunuz videoyla böyle bakın daha önce burası ormandı hop bakın şimdi değil hadi ağlayalım falan böyle bu böyle yumuşatılacak bir iş değil. Yıllar yıllar sonra belki ancak kendine gelecek ki tabii o zamana kadar sağlam kalırsa konular. Şunu da lütfen unutma. Bazıları da çıkıyorlar diyorlar ki efendim sadece bizde mi oluyor? İşte Amerika'da da var yangın, Yunanistan'da da var. Evet var. Tamam. Küresel ısınmadır, bilmem nedir onları ben biraz sonra anlatacağım sana. Oralarda da var ama oralardaki müdahale olayına bir bakalım. Oralarda bu yangın gelmeden önce yapılan hazırlıklara bir bakalım. Aynen. Bizdeki duruma bakalım. Ama şöyle bir durum oluyor. Şimdi biz Cumhuriyet'in vakıflarının içinin boşaltılmasına yıllardır ses çıkartıyoruz. Yıllardır. Türk Hava Kurumu yalnızca bugün görünen bir örneği. Evvelinde yine Cumhuriyet kurumları ile ilgili çok yüksek sesle bağırdık. Bize dediler ki bu demokratikleşmek. Bunu diyen insanların çoğu şu anda hükümet istifa yazıyorlar. Ama biz 2013'te, 2012'de, 2010'da, evet. sen 2002'de, 2001'de, 99'da çıkıp Cumhuriyet vakıflarının içini boşaltıyorlar dediğinde sana bunu dediler. Ben sosyal medyada 2013'te Cumhuriyet vakıflarının içi boşaltılmamalı dediğimde bana da dediler ki bu demokratikleşmek. Yeter artık. Nedir efendim hala Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün kanunlarıyla mı yaşayacağız dediler. Zamanında herkes AK Parti'ye tabii ki vuracaktır bu konuda ama gerçek suçluyu şimdi anlatacağım ben size. Zamanında köy enstitüleri kapatıldığında da 93'te Amerika Irak'a saldırdığında ki mülteciler durumunu da herkes hasır altı etti. Yani böyle dedi ki olabilir. Biz insanız. İnsan haklarından yanayız. Yani sanki biz değilmişiz gibi bir de bize bağırdılar. Ama finalde geldiğimiz noktada o içi boşaltılan, o eski kafalı olarak gördükleri Cumhuriyet kurumlarının ne kadar değerli olduğunu gördük. Ha şimdi diyeceksiniz ki içini AK Parti boşalttı. Hayır. Öncesinde de her güç belli bir bahaneye sığınır. Değil mi? Kimisi dini kullanır. Kimisi tehlike, tehdit var der. Onu kullanır. Kimisi de Atatürk'ü kullanır. Zamanında Atatürk'ü de çok kullandılar. Evet, şimdi bunu kabul edelim. Hala da kullanıyorlar. Elbette kullanıyorlar ama zamanında kullandıklarında bir işe yarıyordu. Vakıfların başına gelen adamlar o vakıfları yediler, sömürdüler, darmadağın ettiler. Yani hiçbiri bizim çocukluğumuzdaki gibi değil şu anda o vakıflar. Sonra başkaları geldi. Tek başına herkes lokal lokal bir şeyleri parçalarken bunların tamamını ele aldılar. Onlar içini boşaltmaya başladılar. Doğal olarak bugün Türk Hava Kurumu'nun uçağı yok ya. Çıkıp bakan dedi ki uçak yok, helikopter yok. Açıklama bu. Hatta o videoyu da koyalım şuraya. Şimdi biz ihale sistemiyle alım yapıyoruz. Yani envanterimizde bizim yangın söndürme uçağımız yok. Envanterimizde yangın söndürme helikopterimiz yok. Bugün itibariyle Orman Genel Müdürlüğü'nün teşkilatının hava gücü filosu, kara gücüyle beraber dünyadaki en önemli teşkilatlardan bir tanesidir. Önemli olan önlem almakken biz neden her şeyi sonrasında konuşuyoruz ya da sonrasında bir de insanları alkışlıyorlar. Yani diyorlar ki efendim işte görüyorsunuz herkes her türlü çalışmayı yapıyor. Ya arkadaş akciğer kanserini atlatmakla sigaraya hiç başlamamak arasındaki farkı mı anlatalım burada? Salak salak örnekler mi verelim insanlara acaba? Atatürk'ün bize anlattığı yolu, verdiği fikri 2002'den önce de kimse umursamıyordu. Aynen öyle. Sadece heykelini koyuyordu. Diyordu ki biz Atatürkçüyüz. Değilsiniz efendim. Atatürk'ün sadece taktığı fıra ya da elindeki şarabı, rakıyı örnek alıp balolar düzenleyen adamlar Atatürk'ü savundular. Seni aldılar baba. Bak bunu da anlatayım ufak bir detaydır. Annem yanımda ve kardeşim yanımda sadece. Üçümüzüz. Beşiktaş Adliyesi'nde sen varsın. Gözaltındasın. Ne için gözaltındayım? Ergenekon'dan dolayı gözaltındasın. Çünkü darbe yapacakmışsın. Bize de hiç haber vermedin. Sen bir de yöneticisiymişsin baba. Yanımıza bir grup kadın geldi. Yaşlı teyzeler geldi. Ellerinde Türk bayrakları. Atatürk'lü Türk bayrakları böyle. Biz dedi size destek olmaya geldik. Çünkü biz İran olmaya cüyük dediler. Konu dedim İran olmak... Ay, neyse dedim teyze biraz daha yüksek bağırın belki bırakırlar. Bırakmadılar. 6 sene sonra kavuştuk. Yani halen Atatürkçülüğü bizim İran'a dönüşmememiz başlığına koyanlar var. Ya da bambaşka başlıklarla hareket edenler var. Ama bu hareketler bugün bizim üzerimize çöken nefreti doğurdu. Doğru. Önce iğneyi kendinize batıracaksınız. Tabii mesele aslında AKP, CHP, MHP ya da diğer partiler değil. Bütün mesele Türk milletinin doğru yönetilip yönetilmemesidir oğlum. Yani buradan da bakmanı tavsiye ederim sana. Mevzular izleyicisine de onu da anlatacağım. Anlatalım yani, da 18 doğru, yaşında doğru. Çocuk öncesini bilmiyor şu anda mesela. Tarih çok önemli. Ben hep anlatıyorum. Sen de anlatıyorsun. Tarih bilinci olmayanın geleceği görme şansı, öngörme şansı yoktur. Çok açık. Tarihi de biz burada insanlara mevzular programında anlatıyoruz ve gerçekten de yorumların hepsini okuyorum ben. Yorumlarda da insanlarımızın bizim verdiğimiz bilgiler üzerine kendilerini de araştırmalar yaparak bir takım sonuçlara ulaştıklarını görüyorum. Yapmıyorlar. Kimse yapmıyor. Sen ne
kadar ümitli bir insansın babacığım. Çok seviyorum senin bu ümidini. Ama bende artık ümit yok. Evladım kim umutsuzluk yoktur. Yoktur tabii ki elbette yoktur. Bitti. Tamam peki. Laikliği yıkacağız diye bir başlık açılıyor. Bir bakıyorum 30 bin tweet atılmış bununla ilgili. Diyorum ki vay be diyorum 30 bin laiklik düşmanı var. Ve şu anda sosyal medyadalar. Bir açıyorum 30 bini de Atatürkçü biliyor musun? Siz ne zannediyorsunuz? Size yedirir miyiz Atatürk'ü? Mustafa Kemal'iz biz falan filan yazıyorlar. Lan yeniden destek kurarız veriyorsun. Yavrum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Mesela büyük liderimiz uzun adam seninleyiz diye böyle bir tweet açılıyor. Bir bakıyorum 50 bin tweet var altında. Üf diyorum. 50 bin kişi var diyorum. Bir açıyorum Mustafa Kemal fotoğraf paylaştı. Lan siz kimle kimi kıyaslıyorsunuz bir kere ya? Hakikaten deliriyorum yani. Konu artık bilinçsizlikten değil. Siniri nereye aktaracaklarını bile bilmiyorlar biliyor musun? İnsanlar sinirli. Haklı olarak sinirli. Evet. Ama bir bakıyoruz yangın alanında provokatörler de var artık. Çıkıp böyle işte plaka sorgulayanlar var falanlar var falanlar var. Yani neler oluyor? Mesela Merve'ler, sevgili Merve Akbulut, selamlar ona da. Halen şu anda Marmaris'te olay yerinde. Sağ olsun belirli markalar bize yardım ettiler. Araç verdiler. Pegasus sağ olsun. Buradan teşekkür ederiz. Kiralık Ara'da teşekkür ederiz. İlk defa mevzularda firma ismi veriyorum. Haberiniz olsun. Onlar bunu hak ediyorlar. Hak ediyorlar tabii. Gece gündüz uçaklar dolusu yardım gönderiyor. Teşekkür ediyoruz onlara da. Hepsine çok teşekkür ederiz. Ama Merve'ler gidiyorlar. Kurtarmaya çalışıyorlar hayvanları. O sırada birisi, bak birisi çıkıp telefon açıyor ve diyor ki sizin hayvanlarınızı çalıyorlar. Bütün köy ayağa kalkıyor. Bayağı öldürme niyetiyle Merve'leri böyle linçe başlıyorlar. Onlar arabaya atlıyorlar, kaçıyorlar. Arabayı vura çarpa kaçıyorlar falan. Hayvanların yarısı orada kalıyor, yarısı arabalarda. Kim bu telefonu açan? Bunlar hayvan çalıyor diyen. Kiralık Ara dedik az evvel uçaklarla yardım gönderiyordu dedik. Twitter adresi hacklendi biz yardımı başlattığımız gün. Gece. Twitter adresini birileri oturup hacklediler ya. Ya bu bir niyet var ortada. Bize ikisi üçü değse de anlıyoruz bunun aslında 2-3 niyetten ibaret olmadığını. Birileri diyor ki efendim otel yapılacak o yüzden yakılıyor. Dağın başı yanıyor. Adam diyor ki oraya diyor otel yapacaklar. Yani oraya insan gitmiyor. Yani keçi çıkamıyor falan. Oraya diyor ki otel yapacaklar. Kimilerinin gerekçeleri evvelinde yaşadıkları şey yüzünden çok sağlam oluyor kendilerine göre. Ama bir taraftan da şöyle bir şey oluyor. Sence bu kadar orman yanarken arada otel yapmak isteyenler de ayrı ateşlememiş midir orayı burayı? Onlar eskiden orman yakıyordu. Gündeme çıkıyorlardı. 3 gün sonra unutuluyordu. Oteller yapılıyordu. Herkes hayatını yaşamaya devam ediyordu. Şimdi bu kadar büyük bir yangın varken bu birkaç kişinin de işine yaramamış mıdır? Yani gidip kendisi gerçekten otel için yakan da olmamış mıdır arada? %100. Ya da bazı gruplar gidip kendilerini tatmin etmek için yakmaya devam etmemiş midir? %100. Olay birbirine karışınca doğal olarak sen diyorsun ya herkes farklı açıklama yapıyor. O zaman düşman da burada tek kalmıyor. Yani o kadar konu karışık ki, o kadar başıbozuk bir düzen var ki şu an. Dediğim gibi 301 madenci ölüyor, maden kazasından sonra muhabbeti yapılıyor. Ormanlar yanıyor, ormanlar yandıktan sonra şöyle önlem alınmalıydı, böyle yaparız. Biz aslında şu kadar uçak alacağız zaten. Tamam, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uçak alacağız diyorlar. Ya al, ne yapacaksın, neyi kurutacaksın o uçakla? Gel hadi gezelim hep beraber o uçaklarla. Şimdi yani bundan sonra, diyorum ya bazı şeylerin davası olmaz diye. Ondan önce havai fişek patlaması oluyor. Diyorlar ki ya evet diyor, bunu böyle büyük yapmamak lazım. Yani. Tabii de o da büyük facia. Ondan önce başka bir patlama oluyor, başka bir afet oluyor, deprem oluyor. Diyor sonrasında şöyle kararlar aldık, böyle kararlar. Ya arkadaş önlem alın diyoruz ya. Bu memleketin her yanı ormanlarla kaplı kaldığı kadar insanlar şu kadarcık bir bölge bile heba olmasın diye protestolar yapılıyor. Kaz Dağları'nda neler oluyor biliyorsun baba zaten evet. Sürekli. Ya Kaz Dağları için çırpınan insanlar, HES konuları tabii. Yani Kaz Dağları'nda çırpınan insanlar neden çırpındı? Bugün yaşadığımız felaket yavaş yavaş başımıza gelmesin diye çırpındı. Ama bak 9 günde o insanların gözyaşını, terini, bütün emeğini heba eden bir büyük felaket yaşadık. Maalesef. Maalesef öyle. Peki şuna ne diyorsun baba? Asker sahaya inmedi. Şimdi jandarmalar evet gittiler hemen. Doğal olarak müdahale ettiler. Ama biliyorsun asıl zaten jandarma komutanıydın. En ufak yangında zaten jandarma görevlendirilir değil mi? Ama bu ufak bir yangın değildi. Ben burada donanmanın su haznesi taşıyabilen helikopterlerini görmek istedim sahada. Gemileri görmek istedim sahada. Ama benim ordudan, askerden kastım oydu. Sonra dedim ki acaba dedim hala içinde belli grupların olmasından şüpheleniyorlar da o yüzden mi böyle topyekun askeri salmıyorlar bu yangın üzerine diye. Soru sordum. Bir tane Mehmetçik fotoğrafı gönderdiler. Böyle çocuk elinde çalılar. Bak asker sahada sen ne biçim konuşuyorsun? Utandın mı biraz falan yazdılar bana. Bu beyinler var şu anda bu ülkede. Bu beyinler oy veriyor falan. Her neyse onu da geçtim. Şey demeyeceğim. Ama ordudan kastım sence tüm bu yangına donanma, hava kuvvetleri bütün ekipmanıyla, cihazıyla müdahale etse bu iş daha erken bitmez miydi? Yağmur mu beklemek zorundaydı? Bazı hocalar çıktılar yağmur duasına. Ya biz bu Kemal Sunal filmlerini boşuna mı izledik ya zamanında? Gülüp geçtik mi ya da başımıza gelenleri hadi. Hiçbir şey okumadın. Hiçbir şey bilmiyorsun. En azından bir Kemal Sunal filmi izlemişsindir. Ya da Şener Şen'in Züğürt Ağası. Evet Züğürt Ağası'nı izlemişsin. Şeyh Şuha gidiyordu ya el evet. Etmeye. Tamam işte mesela hani bunları da mı izlemedin? Be adam, be kadın, be insan diyesi geliyor insanın tabii. Doğal olarak benim ordudan kastım buydu. Bana bir Mehmetçik fotoğrafı atıp oradan ordu sahada utandın mı falan yazmışlar. O kadar sinirleniyorum ki çoğunluğu maalesef bizim azınlığımızı bastırıyor. Bizim sesimiz daha yüksek çıksa da bunlar yüzünden duyulmuyor. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Yani ordudan kastım oydu benim. Bütün askeri teçhizatların bir anda topyekun harekete geçmesi lazımdı ama geçemezdi onu da biliyordum. Bunu yazarken ben biliyordum geçemeyeceğini ya da geç kalınacağını. Ya bir kafa düşün baba. Orduya çok düşman askerini seviyor görüntüde. Ulan o askeri bir komutan yönetmeyecek mi? Sen bütün komutanlara düşman oluyorsun. Diyorsun ki ama benim
benim Mehmetçiğim. Senin Mehmetçiğini o komutan yönetmezse işte zamanında biliyorsun hatalı emirleri falanları filanları. Öyle şehit oluyor askerler. Halbuki onların hepsinin başında sağlam bir komutan olması lazım. Bir strateji olması gerekiyor. Yoksa kalabalık her yerde kalabalık. Her neyse sonuç olarak Cumhuriyet'ten bize miras kalan birçok şey. Bunu bir CHP'li diliyle konuşmak istemiyorum. Çünkü nedense ne zaman Cumhuriyet'ten bahsetsem yalnızca Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet'ten bahsettiğini zanneden bir. Zaten aynı kesim. Gerçekten aynı kesim. Bak yemin ediyorum o kesimi çok ciddi söylüyorum baba. Bana bir ay versinler mürit yaparım kendime. Öyle de kandırırım. O kadar da iddialıyım yani. Her neyse. Öyle değil. Cumhuriyet Halk Partisi alakası yok ama Cumhuriyet kurumlarının ne kadar önemli olduğunu, havai fişek patlaması olduğu anlamadınız. Çünkü havai fişek patlamasına askerler gitti mesela. Jandarma gitti. Hayatında hiç bomba görmemiş, havai fişek görmemiş, bu işin uzmanı olmayan askerleri insan gücü diye sosyal tesislerde bardak taşıyor diye üzüldüğünüz o askerleri gittiniz oraya havai fişek patlamasına gönderdiniz. Çocuklar hiçbir şey bilmiyordu. Daha henüz sönmemiş havai fişekleri kamyona yüklerken bir patlamada kaç şehit verdik. Her yerde askerimizi şehit veriyoruz. Karadeniz'de sel felaketi oluyor. Evet. Haydi o jandarma hadi bakalım. Çocuklar hayatında yağmur görmemiş, ormana çıkmamış çocuklar ellerinde küreklerle orada şehit oluyorlar. Ama diyorlar ki efendim asker şöyledir, asker böyledir. Yakında zaten görürler askere ne kadar ihtiyaç olduğunu bu memlekette. Halen de görüyorlardır eminim. Ama her neyse. Sonuçta bunu buraya siz getirdiniz. Demokratikleşme dediniz. Bu olmazsa şu olmaz dediniz. Yeni Türkiye dediniz. Yetmez ama evet dediniz. Bu yetmez ama evet diyenlerin tamamı şimdi Twitter'da duyar kasıyorlar. Onu bir geçecekler. Bunu buraya siz getirdiniz. Güzel orta açmasaydınız böyle güzel gol yemezdik. Kimse de kusura bakmasın. Yine iş işten geçti. Yine ormanlarımız hiç geri döndürülemeyecek seviyede yandı. Bütün habitat dağıldı, kül oldu. Oturalım. Bundan sonra vatan millet Sakarya herkes konuşmaya devam etsin. Biz kimin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Neden uçak olmadığı falan filan detaylarına da girmiyoruz. Televizyonda yeterince giriliyor. Bizim merak ettiğimiz şey şu. Bu kadar orman varsa o kadar da önlemin olmak zorunda. Dev dev altın varaklı kapılara verilecek paralarla kaç tane uçak alınırdı bunu da herkes kesinlikle biliyor. O yüzden makyaj aktı. Ne kadar çirkin, ne kadar leş yaratıklar olduğumuz bence ortaya çıktı. Çünkü bunu doğa hak etmedi. Ve o insanlar bizim onlara verdiğimiz yetkilerle şu anda bu önlemi almadılar. Hepimiz suçluyuz yani. O yüzden kimse kendince duyar kasmasın. Sen ne söyleyeceksin babacığım? Artık sus. Oğlum sen çok güzel özetledin. Teşekkür ediyorum. Benim sözlerime, duygularıma tercüman oldun. Öyle değil. Estağfurullah. Olaya ben başka türlü bakıyorum. Yani başka türlü de bir bakmak lazım. Çünkü televizyonlarda şu ana kadar biraz önce de söyledim. Teknik personel çıktı. Mühendisler çıktılar. Bilim insanları bu işin olabilirliğini, nasıl olacağını, ne şekilde söndürülebileceğini hepsini anlattılar. Ama onun dışında da ben şimdi mevzular izleyicisine 9 gündür televizyonlarda anlatılan küresel ısınmayı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz denilen havzada ve küresel ısınmadan en fazla etkilenecek bölgede olduğunu bildiğimiz halde neden şunları yapmadığımızı, Türk Hava Kurumu gibi 1925'te Atatürk tarafından Türk Tayyare Cemiyeti olarak kurulmuş olan kurumun içinin nasıl boşaltıldığını, kaç tane uçağın orada yattığını, uçak var mıydı yok muydu bunları anlatmayacağım. Ben oradaki canlıların yanmasından sonra oraya bir takım bağışların yapıldığını, yapılacağını ve bu bağışların ne şekilde değerlendirileceğini de anlatmayacağım. Ben oralardaki o yangınların çıkması, daha sonra buna müdahale edilmesi ve tamamen söndürülmesiyle ilgili esas sorumlunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü olduğunu söylemeyeceğim. Bunların hepsini anlattılar. Hukuki anlamda da anlattılar. Ben şunu anlatacağım. Hatırlar mısın? Seninle bir mevzular programında buradaki bütün arkadaşlarımız da bu söyleyeceklerimi mevzular izleyicisiyle birlikte lütfen dikkatle dinlesinler. Esas problemimizin ne olduğunu anlatacağım. Arapça bir kelime var. Kahtı rical. Kaht kelimesi Arapçada kuraklık, yokluk anlamına geliyor. Rical kelimesi ise yetişmiş insan, liyakatli insanlar anlamına geliyor. Recülün kelimesinin yetişmiş insanın çoğulu. Yani şu anda yaşadığımız şeyin başlığı. İşte onu anlatacağım. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu zamanında bu kaht-ı rical konusu çok konuşulurmuş. 3. Mustafa 1774 tarihine kadar padişahlık yapmış ve Cihangir mahlasıyla yani takma adıyla şiirler yazarmış. Şiirlerinde ah kaht-ı rical dermiş. Yani yetişmiş adam yokluğu ah diye padişah feryat edermiş. Onun oğlu yenilikçi olan hepimizin bildiği 3. Selim benim de çok beğendiğim Osmanlı padişahlarından birisidir. O da ilhami takma adıyla şiirler yazarmış ve bu şiirlerinde koskoca padişah ah kaht-ı rical ah dermiş. Hepimizin tartıştığı, kimimizin çok büyük bir han dediği, kimimizin yerin dibine batıldığı 2. Abdülhamit Han, yani 33 yıl padişahlık yapmış olan 2. Abdülhamit kızı yazmış anılarında. Babamla ilgili diye yazıyorum diye kızı yazmış. Orada 2. Abdülhamit'in en fazla sıkıntı çektiği konu gene bu kahti ricalmiş. Neden? Çünkü Osmanlı'da öyle bir döneme gelinmiş ki yetişmiş, liyakatli adam bulamamışlar padişahlar ya da sadrazamlar. Ama Cumhuriyet döneminde iş başka. Tam tersi. Bak 1923-1938 arası. Bazıları bunu 1946'ya kadar götürüyor ama ben götürmüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmetli olmasından hemen sonra Türkiye'de liyakatli ve yetişmiş insanların devlet vazifeleri almalarında kısıtlamalar başladı. Bak bu çok önemli. Bernard Lewis diye 102 yıl yaşamış İngiliz asıllı bir Amerikalı tarihçi var. Bu adam İslam tarihi uzmanı, Orta Doğu uzmanı. Türkiye'ye gelmiş, Türkçe bile öğrenmiş. 16 tane dil biliyor. 32'den fazla kitabı var. Araştırmak isteyenler baksınlar internete. Bu adamın kitaplarından bir tanesinde şunu yazıyor. Diyor ki Türkiye'de diyor aynı batıdaki kadar kaliteli,
iyi yetişmiş, aslan gibi diyor insanlar var. Ama diyor Türkiye'deki sistem onların göreve gelmelerini engelleyecek şekilde planlanmış diyor. Türkiye'de siyasi bir görev alabilmek için ya da yönetici durumuna gelebilmek için mutlaka biat ve itaat gerekir diyor. Adam bunu tespit etmiş, yazmış. Ve bu adam, şimdi ya yalan söyleyecek İngiliz ajanı falan diyebilenler olur. Bu adam Ermeni soykırımı yoktur diyen adam, biliyor musun? Bütün Ermeniler bu adama düşman. 1998 yılında Paris Üniversitesi'nde Atatürk özel ödülü bu adama verilmiş. Ve 2018 yılına kadar da yaşamış İslam tarihi konusunda uzman bir profesör. Şimdi gelelim bugünümüze. 1938'den sonra senin biraz önce söylediğin gibi bunu sadece AKP yaptı ya da bunu falanca yaptı filanca yaptı diye bir şey yok. Hiç kimse bu konularda şu şöyledir bu böyledir diye ahkam kesmesin. Ben diyorum ki Kahtı Rical hadisesi Osmanlı'dakinin tam tersine. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda da bundan 50 sene önce de yetişmiş, riyakatlı, vatanını milletini seven ve o makamlara layık insanlar vardı. Ama bunların hiçbirisi o görevlere getirilmedi. Hep uzak tutuldu. Neden? Çünkü biat ve itaat hadisesi var. Bugün yaşadığımız, sen dedin ya Soma faciası. Havai fişek, depremler dedin, şu dedin, bu dedin. Niçin bunları yapamıyoruz dedin. Böyle bir yangının geleceği. Aynı depremin geleceği gibi. Şimdi daha depremi konuşmadık. Depremin geleceğini de biliyoruz değil mi? Evet. Bağırıyoruz. Geliyor deprem, geliyor. Peki ne yapıyoruz? Yangının geleceği bence 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl öncesinden belliydi. Küresel ısınma, dünya bilmem ne örgütleri habire yazdılar, çizdiler. Bir ay evvel yandı daha evet. Marmaris. Evet. Bir ay evvel. Evet. Geçen sene de yangınlar oldu. Ve 2020'de bir milletvekili mecliste bir soru sordu. Bakana sordu. Tarım ve Orman Bakanına. Şu andaki bakana. Mehmet Ali Çelebi sordu. Hatta belgelerini de gösterdi. Mehmet Ali'ye de buradan selam söylüyorum. Benim Ergenekon'dan cezaevi arkadaşımdır. Kahraman bir teğmendi. Hala da benim gözümde öyledir. Hepimizin gözünde öyle. Evet. Sormuş. Demiş ki böyle böyle yangınlar oluyor. Teçhizatınız, uçağınız vesaireniz yani bu yangınlara müdahale edilebilecek şekilde yeterli mi demiş. Bakanın vermiş olduğu cevap şu anda meclis arşivlerinde. İsteyenler internetten girip bakabilirler. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, her şeyimiz yeterlidir diye cevap vermiş. Bir sene sonra geldiğimiz durumda sen diyorsun ki bakan şunu söyledi, iki gün sonra onun tam tersini söyledi, öbürü başkasını söyledi, bunu söyledi. Evladım, Kahtı Rical kesinlikle liyakatlı adamların hak ettikleri görevlerde bulunmamalarının sebebidir bu. Sen parti yandaşı diye, sen tarikat üyesi diye, sen falanca partinin mensubu diye hiç hak etmediği halde birisini alıp bir yere genel müdür yaparsan, birisini alıp bilmem nerede uzman personel yaparsan, hiç o görevle ilgisi olmayan birilerini alırsan geleceğimiz nokta budur. Evet, bugün Yunanistan'da yangınlar oluyor. Bugün Rusya'da, Sibirya'da bile yangınlar oluyor. Bunu bir sürü iktidar yanlısı şeyde anlatıyor. Muhalefetin yaptığı hatalara da geleceğim ama onlar anlatıyorlar. Efendim Rusya'da evet oluyor ama Rusya'da Rusya bu işin önlemini yıllar öncesinden aldı ve orada kendi hava kuvvetlerinde ekipler kurdu. Bizim hava kuvvetlerimizde neden bir çekirdek ekip yangınlara müdahale filosu olarak yok? Geçenlerde haberlerde izledim. Tarım ve Orman Bakanı şunu söylüyor. Diyor ki bizim diyor İHA'larımız diyor. Öyle bir izliyorlar ki her şeyi. Bir ormanımızdan bir tanesinde çakmak yansa diyor görürüz diyor. Zaten aslı olan o İHA'ların görmesi. Bu İHA'ları biz dünya çapında yapıyoruz. Onlarla da gurur duyuyoruz. İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız hepsi şahane. Eyvallah. Ama bunun kullanımında, bunun tatbikatında sıkıntıları var. Sen oradaki yangını ilk başladığı anda görsen, ona göre müdahale etsen yangın bu kadar büyük, bu kadar canımızı yakmazdı. Bu kesin. Onun için yönetimde çok büyük bir sorun var. Türkiye'de yönetilme konusunda çok büyük bir sorun var. Ve bu sorunda da millet de bundan sorumlu. Ben de sorumluyum, sen de sorumlusun. Geçenki videoyu çektiğimizde bazı arkadaşlarımız çok haklı olarak ben sorumlu değilim. Sen bizi de sorumlu tuttun demişti. Ben Sedat Peker, sen yoktun. O videoda Tuğrul'la çekmiştik. Evet. Sedat Peker'in açıkladığı olaylar konusunda hepimiz suçluyuz demiştim ben. Kirlenmesinde Türkiye'nin hepimiz suçluyuz. Bazı arkadaşlar ben suçlu değilim. Hayır, Z kuşağı ve Y kuşağı hariç hepimiz suçluyuz. Türkiye'de neden liyakatli bir hükümeti, bir devleti iş başına getirmiyoruz? Neden bu şekilde davranmıyoruz? İlla yok diye belki. Liyakatli adam mı yok? Var ama onları kim topluyor? Hangi parti topluyor? Herkesin sorduğu soru o değil mi zaten? Doğru, haklısın. Ya ben kime vereyim diyor. Biliyorsun Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde hiciv ustaları vardı. Ziya Paşa gibi, Şair Eşref gibi, Neyzen Tevfik gibi. Bu devlet adam bulamamanın, liyakatli adam bulamamanın sıkıntısını onlar da yaşamışlar. Onlar da şiirlerine bunu dökmüşler. Mesela Ziya Paşa demiş ki, devlet çarkını bir har olsa da döndürür. Yani devlet çarkını bir eşek de olsa döndürür. Şair Eşref ona nazire yaparcasına karşıdan bir cevap yazmış. Döndürür. Evet. Ama önce mili kırar, sonra çarka sıçar, harabeye döndürür demiş. Çok özür diliyorum izleyenlerimizden. Bunu söylemiş. Yani liyakatlı adamları kendi mesleklerine göre uygun olan yerlere mutlaka istihdam edersin. Ettiğin zaman devletin adam gibi işlemesi gibi. Sen şimdi böyle suratına kim, bakınca. Kim peki? Kim?
Yani olay liyakat değil, olay birbirine güvenme. Bilmem ne tarikatının mensubunu alıp da bilmem nenin başına getirirsen tamam. Örnek tamam. olarak tamam. Karşı, şey karşılaştırmalı. Öyle şey olmaz. Elbette olmaz ama karşılaştırmalı düşünelim mi? Bak Mustafa Kemal Atatürk ölüyor. 1938'de Allah rahmet eylesin ölüyor. Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi gizli bir mektup yazıyor. Kime yazıyor? Kendi Dışişleri Bakanı'na, İngiltere'ye, Londra'ya. Daha sonra arşivlerde bu çıkıyor. Diyor ki işte Mustafa Kemal diyor öldü. Şöyle bir adamdı, böyle bir adamdı. Ben de kendisinin sohbetlerinde bulunmuştum. Türkiye'de şöyle şöyle çok büyük cenaze töreni düzenlendi. Şunu bunu. Kendisi bilgi veriyor tabii. Görevi itibariyle. En altına da yazıyor. Diyor ki efendim diyor ben hayatımda faydalıyla faydasızı bir anda ayırt edebilen başka bir adam görmedim. Böyle bir lider yok diyor. Faydalı adamla faydasız adamı ayırt edebilen bir adam. Şimdi öyle mi? A tarikatındasın, B bilmem cemaatindesin ya da şuradaki bilmem ne sol partinin bilmem neresindesin. Şu örgüt elemanısın. Gel bakalım bu görevi sen hak ettin. Ya da falancanın dayısısın, çocuğusun, damadısın. Burada göreve geldin. Böyle bir şey yok. Yok ama Aması ne? Aması şu. Karşılaştırmalı bakalım diyorum. Şimdi adam diyor ki ben diyor mesela şu vakfın başına diyor görevinde uzman birini getirdim. Aa diyor herif Atatürkçü çıktı ya da başka bir şeyci çıktı. Bizi kötülemeye başladı. Hükümetle eş çalışmamaya başladı. Bize kafa kaldırmaya başladı. Barolar Birliği'nin başına şu geldi. Aa bak bize kafa kaldırıyor. Efendim evet. Türk İstihbarat evet, Teşkilatı'nın başına Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında şu var. Bu şimdi bizi de dinler. Hop sen de çekil bakayım. Görevinde uzman herkes gitti. Sen diyorsun ya bu tarikatın adamı. O tarikatın adamı gelip böyle eteğini öpüyor onun. Diyor ki böyle oh diyor seninim diyor. Sana adadım kendimi diyor. Bana mı adadım diyor. Evet sana adadım. Hadi git diyor. Cumhuriyet Türkiye'si bu şekilde olamaz aslında. Babacım zaten artık. Olamaz. Tamam, artık olamaz diye bir şey yok. Umutsuzluk da yok. Peki mesela sen diyelim bir parti kurdun. Her yere böyle uzman adamlar getirdin. Şimdi bir bak Ahmet diye bir adam var. Ve bu adam istihbaratta bir numara. Al mitin başına koy. Hakikaten yani öyle bir herif. Ama sana ayar oluyor herif. Sen de huylanıyorsun. Lan diyorsun bu beni dinler mi acaba falan. Başkansın diyelim sana diyorum ya başkansın. Sana uyuz olan bir adamı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına koyar mıydın? Koyarım. Uzmanıysa bu işin koyarım. Elbette dürüstlüğünden şüphe etmiyorum babacığım. Zaten kesinlikle değil, koyarım ve benim meslek hayatımda da bu oldu ama ben değilim mesela. Ha, sen öyle şeyler yaptın değilsin. Mı? Onu söyle yaptım bari. Yaptım tabii. Tabii ki yaptım. Şu anda mesela benim yönetim şeklinden haz etmeyen ama görevinde çok iyi assubaylarım vardı. Yüzbaşılarım vardı, teğmenlerim vardı. O görevi hak ettikleri için onları oraya getirdim. Ben de onlardan hoşlanmayabilirdim. Çok önemli değil ama devletin görevi için o daha ön plandadır. Benim hoşlanıp hoşlanmamam ya da onun beni sevip sevmemesi çok önemli değil. Yani diyorsun ki konuyu kişiselleştirmemek lazım. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle öyledir. Bizim İHA'lar hani çıktığında görüyormuş ediyormuş ya. Peki İHA'lar gördü ama söylemedi belki de. Belediyelerin işi değil mi o? Çocuklar bakın İHA dediğimiz hadise nedir biliyor musunuz? İnsansız hava aracı biliyorsunuz hepiniz. İlk İsrail'de icat edildi. Onlar bize sattılar bir ara. Kazık attılar vesaire. Ben o sırada görevdeydim. Çok da işi bize yaradı. İHA'yı gönderirsin bir yere. Ne riski yoktur? Orada pilotun ölme riski yoktur. İşte bilmem ne riski yoktur. Şu yoktur. Çok fazla da görünmez. Ama kameralarla donatılmıştır. O kameralar da bir merkeze nedir? Bağlıdır. Anlık. Ve orada da vardiyeli çalışan assubaylarımız vardır. Subaylarımız vardır. Onlar diyelim ki 8'den 12'ye kadar 4 saatliğine bir ekip bunu izler. Orada gördüğü bir şeyi anında mesela böyle bir şey mi gördü? Böyle bir şey olduğu zaman zaten o makine daha doğrusu o monitör ikaz verir. Dıt dıt diye ötmeye başlar. Nasıl böyle aranan bir plakayı görünce jandarma ya da polis oradan dıt dıt diye ötüyor. Aynen artık teknoloji bu. Onu gördüğü zaman İHA orada sinyal sesi çıkar seni ikaz eder. O ikaz aynı zamanda işte biraz önce sana söylediğim bizde olmayan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdaki söndürme ekibine de gider. O söndürme ekibi de vardiyeli çalıştığı için her an itfaiyecilerimiz gibi hazır nöbette olan personeldir. Anlatabildim mi? Yunanistan bunu yapıyor. Yapıyor ya. Kuncuk Yunanistan bunu yapıyor. Amerika zaten bunu yapıyor. Öbürü de yapıyor bilmem ne. Ha bir de gelelim başka bir konuya. %70 yangın olasılığı var diye bir rapor hazırlandı geçenlerde. Değil mi? Yani bu söylüyor herkes. Tabii, 15 gün, 20 gün önce, 1 ay önce, geçen sene. Peki bu %70 yangın olasılığında şu ana kadar yakalanmış ya da itiraf etmiş bir terörist olmamasına rağmen ben şimdi şunu söylüyorum. İlla terörist olması şart değil. Terörist geçen sene de vardı ama böyle elverişli ortamlarda teröristler, yurt dışından gelmiş ajanlar, orada arazi sahibi olmak isteyenler biraz önce senin söylediğin gibi. Bunlar mutlaka bundan faydalanırlar. Yangın iki yerde mi çıktı? Aa bu doğal olarak kabul edildi. Üçüncü yerde de ben çıkarayım, biz çıkarayım demiş olabilirler. %100 değil ama ben bu ihtimalin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani PKK sorguladığım elebaşı bana bunu söyledi. Şemdin Sakık geçenlerde sen yayınladın onu. Onu da Diyarbakır'da sorguladım ben. Onu da biliyorum, tanıyorum. 2000 yılında da Diyarbakır'da cezaevinde ondan bir takım bilgiler alıp kendi canını kurtarmak ve cezasını hafifletmek için bize bilgiler veriyordu. Bakın ilk defa söylüyorum bunu. PKK'yı sattı yani. Tabii hepsi sattı. Kendi örgütlerini, kendi pis canları için sattılar. O da söyledi. Apo dedi bize talimat veriyordu. Tavuklarına kadar öldürün, her yerlerini yakın. Hayır, beyaz etlerini.
Yangının olduğu her yerde bir tespitim var benim. Şunu gördüm. Orada otelde kalan, tatile gitmiş olan insanlarımız. Orada yazlığı olan insanlarımız. Bir de oranın yerli halkı var. Bunların hepsi bir araya geldiler ve yangınla mücadeleye başladılar arkadaşlar. Bu çok önemli, biliyor musunuz? Hiçbirisi demedi ki sen Kürtsün, sen Alevisin, sen şusun busun. Hiçbirisi demedi ki sen köylüsün, ben bilmem İstanbul'dan geldim zengin. Artı senin gibi birçok insan ya giderek ya da sosyal medya üzerinden yardımlar vesaireleri sağlayarak oraya bir yardım kampanyası ya da ateşle, bu alevle boğuşmaya, insanları çağırmaya başladılar. Bu o kadar önemli bir şey ki. Bölük pörçük. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musun? Yunan işgal etti, girdi. Her tarafta böyle ufak ufak direniş grupları çıkmaya başladı. Peki bu direniş grupları bir araya getirilmeseydi, doğudaki direniş grubu Diyapa, Kürt dedikleri Diyapa gelip Mustafa Kemal'in yanında milletvekili ilk mecliste olmasaydı, oradaki yörük, oradaki imam, buradaki ateist, şuradaki gelmeseydi, Mustafa Kemal bunları birleştirecek gücü, enerjiyi ve beceriyi bulamasaydı, biz başarılı olabilir miydik sence? Ciddi soruyorum bunu. Olamazdık. İşte ben orada bunu gördüm. Türk milletinde bu var. Orada köylüsü, kentlisi, buradan koşanı ama oraya koşan ve oraya yardıma giden, orada birlikte hareket etmek güdüsünü gerçekleştirebilen bir milletiz biz. Bunu gördük. Ama senin dediğin gibi arada provokasyon yapanlar var. PKK'lı grup var, bilinmesi ayrı. Bu tarafta yol kesip sanki jandarmaymış gibi, polismiş gibi milletin şivesine bakıp da onlara ayar çekmeye çalışanlar var. Orada sağdan soldan evlerden bir şeyler çalmaya çalışanlar var. Elbette bunlar olacak. Her yerde oluyor. Bozguncu dediğimiz şeylerin sesi çok çıktığı için boş tenekenin sesi çok çıkar biliyorsun. Bunların sayıları falan azdır. Türkiye'de cumhuriyet düşmanlarının da aslında sayıları azdır. Hiç bu kadar endişe etme. Çok fazla sesleri çıkıyor. Çok fazla bağırıyorlar. Her şeyi bunlar kullanıyorlar. Ben biraz önce arada da arkadaşlara anlattım. Bizim esas sesimiz çıkması gerekir. Ama korkudan, ama bilinmeden gerçekleri anlatmaktan imtina etmeyeceğiz evladım. Onun için Kuvayi Milliye gibi bu milleti bir araya getirmek hala mümkün. Bu millet hala bir araya gelmeyi beceriyor. Köylüsüyle, kentlisiyle, yazlıkçısıyla, otelde duran, tatil yapanla, oteldeki garsonla. Hepsi eline şaşal suyunu alıyor, bilmem nereye koşuyor. Bir kısmı şov için yapabilir. Onlar %1 geç. 99'u o yangının göbeğinde yardım ediyor. Yardım çadırları kurmuşlar ya. Gördüm, bayıldım. Yemekler yapılıyor evde, oraya getiriliyor. Jandarmaya, ormancıya, oraya diğer şehirlerden gelenlere ikram ediliyor. Böyle bir millet yok ki. Bu millette hala böyle bir şey varken benim ona içim acıyor. Onun için diyor, şu parti bu parti değil, cumhuriyetçi bir kadronun iktidara gelmesi gerekir. Yangın meselesini bir sonraki mevzularda duman dağıldıktan sonra en azından eğrisiyle doğrusuyla konuşalım. Çünkü şu anda konuşmak ben de lazım. Çok hassasım bu konuda. Çok sinirliyiz. Herkes üzgünüz. Çok hassas. Elbette öyle ama sinirle harekette etmemek lazım. Bugün mesela Help Turkey yazanlara tamamına kim paylaşıyorsa dava açılıyormuş. Bunun da haberi kesin yeni geldi. Bu kesin bilgi. Yeni geldi haberi de. Tabii insanlar bazısı dur çok ünlü insanlar da paylaşıyor. Ben de paylaşayım diye paylaşıyor ama bazısı da hükümeti yetersiz buldu önlemlerde ya da müdahalede yetersiz bulduğu için ne olur ki dediler. Ne olur ki dediler. İtalya'dan da bize uçak gelsin. Avustralya'dan da bize uçak gelsin, her yerden bize uçak gelsin de yeter ki şu yangınlar sönsün dediler. Çok masumane duygularla paylaştılar. Masumane duygularla paylaşmayanlar da elbette vardı. Bunu asla zaten inkar etmiyorum. Ama böyle de bir soruşturma haberi aldım şu dakika itibarıyla. Ayrıca bir de Tarım ve Orman Bakanımız çok yüreklere su serpen bir açıklama yapmış. Nedir? Demiş ki bugün dünden daha iyi. Neyse, yangın konusunu daha sonra detaylı konuşalım. Benim de bununla ilgili konuşmak istediğim o kadar çok şey var ki çok da uzatmayacağım arayı, merak etmeyin. Çok yakında ben de mevzular çekip bu yangınla ilgili kafamdan geçenleri en azından insanlarla paylaşmak istiyorum. Çünkü bu sosyal mecralarda ufak ufak kısa kısa paylaştığımız videolar yardım ve destek amaçlı videolardı. Yardım ve destek amaçlı olmalarına rağmen onların içine yorumlarımı ekledim ama yeterli değil. Halen anlayan ya da çaresiz kalan birçok insan var. Onları da bir sonraki mevzular programında... Şunu da hemen söylemek lazım. Yani Yunanistan'da bir yangın olduğu zaman biz Yunanistan'a yardım göndermiyor muyuz? Gönderiyoruz. Peki gönderdiğimiz zaman onlar bizden yardım istedikleri için kendi ülkelerini rencide mi etmiş oluyorlar? Hayır. Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Rencide etmek için yapan da vardı ama. Onu da gördüm. Mutlaka vardır. Evet, mutlaka gördüm. Vardır. Ama birbiriyle ülkelerin yardımlaşması bu yangın konusunda, deprem konusunda, diğer konularda yıllardır yapılan bir şey bu. Bunda bence herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Tabii sen haberi teyit etmeden bana şu anda söylüyorsun. 9. gün bu. Bugün 4 Ağustos olduğunu da izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Elbette hatırlatalım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Lütfen, sonuçta bu sizin için yapılan bir şey. Bu program da sizin için yapılıyor. Politika, siyaset de sizler için yapılıyor. Çünkü sizlerin aklını kazanmak, fikrini kazanmak herkesin işine gelir. Biz yayıncıların da işine gelir. Siyasetçinin de işine gelir. Çünkü ona oy verirsiniz, iktidara taşırsınız. Lütfen bu büyük felaketten kimsenin nemalanmasını sağlamayın. Kimsenin primine destek olmayın. Kimisi diyecektir ki bakın bütün dünya bize düşman. Bizi dünya yaktı. Bizi şunlar yaktı, bunlar yaktı. Biz o kadar tehlikedeyiz ki bize oy vermeye devam edin. Biz bu tehlikeden sizi kurtaracağız diyebilirler. Elbette kimsenin aklı o kadar
kadar şey değil ama yine de hani belki fikir olur kafanızda. Kimsenin manipülasyonuna gelmeyin. Bir de bunun karşı tarafı var. Bakın işte efendim falan filanlar var biliyorsun baba. Yani her tarafta kimse kendini mağdur da edemesin. Kimse kendine pay da çıkaramasın bu yangınlardan. Bu yangınlar maalesef çocuklarımıza bıraktığımız en acı, en kahredici ve en üzücü miraslardan biri olacak. Yüreğimizi yaktı evet. Aynen öyle. Şimdi gelelim mülteci meselesine, Afgan konusuna. Biden'ın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinden sonra bir hareketlilik oldu. Amerika için çalışan zamanında insanları o ülkeden çıkartıp Türkiye'de beklemelerini söylemiş Biden. Böyle bir haber yayıldı önce etrafa. Evvelinde bazı buradaki gazeteciler, bazı siyasetçiler akın akın gelen mültecileri videoladılar. Bu videoları ya da başkaları çekti, onların videolarını paylaştılar. Sürekli bir Suriye'den gelenlerle ilgili sıkıntı çekenler, üstüne bir de bunun Afganistan'dan gelenleri eklediler. Niye buradalar? Ne oluyor baba? Evladım ne olduğuna bakmak için önce tarihe bir bakmak lazım. Mevzular izleyicisinin en güzel taraflarından bir tanesi, tarihle bir konuyu anlattığımız zaman yorumlarında da bundan söz ediyorlar. Çok daha fazla faydalandıklarını bize bildiriyorlar. Ben de bundan memnuniyet duyuyorum. Şimdi Afganistan dediğimiz zaman önce tarihe bir gidelim. Ne kadar geriye gidelim? Mesela 2500 sene öncesine gidelim. Çünkü bilinen Afgan tarihi milattan önce 500'lerde başlıyor. Şu anda Afganistan'da hakim halk olan Peştunlar, Peştunların ataları Afganistan'ın güneyinde ve doğusunda yaşıyorlar. Buralarda kabileler halinde yaşıyorlar. Milattan önce 500'de hemen Afganistan'ın batısında hangi ülke var? İran var değil mi şu anda? Evet. İran'ın eski şeyine Persler. Pers İmparatoru Darius ya da İran İmparatoru Dara, ikisi aynı kişi. Oraya bir akın düzenliyor ve Peştunları darmadağın ederek 200 yıllık bir İran hakimiyeti kuruyor. Şimdi bu çok önemli. 200 yıl geçiyor aradan. Milattan önce 300'lere geldiğimiz zaman bildiğimiz o Büyük İskender. Ta Makedonya'dan kalkıyor, geliyor, fethediyor. Oraya da geliyor ve Persleri yeniyor. Perişan ediyor. Afganistan'a o da hakimiyet kuruyor Afganistan'da. Ve yaklaşık 1,5 sene kadar kalıyor yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra Hindikuş dağlarında giderken, başka bir yere ulaşmak isterken de orada çok genç bir yaşta, 32 yaşındayken ölüyor. Tabii zehirlendi diyorlar, öldürüldü diyorlar ya da hastalıktan öldü diyorlar. Onu şu anda hiçbir tarihçi de bilmiyor. Çeşitli rivayetler üzerinden gidiyor. Fakat Büyük İskender oraya geldiği zaman işte bu Peştun kabileleri kendi ülkelerine, kendi topraklarına başkaları girdiği zaman inanılmaz derecede savaşçı hale geliyorlar ve savaşıyorlar. Ta o zamandan beri. Onun için Afganistan'a tüm tarihçiler şunu söylerler. İmparatorluklar mezarı derler. Şimdi bu konuda Osman Aydoğan arkadaşımızın yazdığı çok güzel bir yazıdan da yararlandım. Sehriyar.info adresine, web sitesinde bulabilirler izleyicilerimiz. Ayrıca Naim Babiroğlu komutanımızın yazmış olduğu Veryans'ın TV'de yayınlanmış olan bir yazı var. Oradan da çok faydalandım. Başkaca kitaplara da baktım. Tarihini de inceledim. Yani Afganistan'a gelen mutlaka bir dayak yemiş. Fakat dayak yiyen Afganistan'dan çıktıktan sonra oradaki kabileler birbirlerine dayak atmaya başlamışlar. Yani dışarıdan bir düşman geldiği zaman bir araya gelmişler. Onu mahvetmişler. Daha sonra kendi aralarında savaşmaya başlamışlar. İlla dışarıdan birisinin gelmesi gerekiyor ki birleşme durumuna gelsinler diye. Fakat şöyle de bir durum olmuş. Büyük İskender yıkılıp gittikten sonra kabileler yine kalıyorlar. Orada birbirleriyle savaşıyorlar, ediyorlar filan. Netice itibariyle daha sonraki yıllarda İslamiyet yeryüzüne gelip de İslam imparatorlukları kurulmaya başlayınca Afganistan'a da giriş yapıyorlar. Müslümanlığı yaymak için. Fakat oğlum 200 senede Afganistan'ın batısından doğusuna kadar ancak 200 senede İslamiyet'i orada hakim duruma getirebiliyorlar. Onlara karşı da savaşıyorlar Afganlar. Afganistan'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de arazisinin durumu, coğrafyasının durumu. Hani ünlü düşünür demiş ya coğrafya kaderdir diye. Hakikaten de kaderdir. Afganistan'ın dışarıya açılımı yok, denize açılımı yok, deniz kıyısı yok. Ama öyle bir arazi ki oraya giren bir bataklığa girmiş gibi boğuluyor. Kimler var? Ruslar var, Amerikalılar var. Var oğlu var. Rambo 3 var. Her şey var. Afganistan'ın şeyi bu. Diğer bir konu, Moğollar da Afganistan'a geliyorlar. Kim Moğollar dediğimiz? Cengiz Han İmparatorluğu. Oraya geliyorlar ve orada Kandahar Vadisi denilen yerde müthiş bir savaşa girişiyor. Moğollar o zaman bütün dünyanın hakimi. Kesiyorlar, biçiyorlar, kırıyorlar, yıkıyorlar ve alamadıkları hiçbir yer hemen hemen olmuyor gittikleri durumda. Fakat orada öyle bir savaşıyor ki Afgan savaşçılar. Cengiz Han'ın küçük oğlu ölüyor. Öyle olunca Moğollar iyice deliriyorlar ve hepsini kılıçtan geçiriyorlar. Daha sonra Moğolların buradaki hakimiyeti devam ederken Timur İmparatorluğu geliyor. Yani hep birileri geliyor buraya. Netice itibariyle İngilizlerin tabii Hindistan'a çökmesinden sonra Afganistan İngiltere için çok önem arz ediyor. Çünkü Hindistan Afganistan'ın hemen güneyinde. Ne yapıyorlar? Afganistan'a bir İngiliz valisi atıyorlar. Her taraf hakim değil ama bir İngiliz vali yönetiyor. Kabileler var. İşte o kabileler çok gelişmemiş vesaire olarak düşünüyorlar. Ve bu durumdayken 1815 yılına kadar geliyoruz. 1815 yılında Napolyon efsanesi ortadan kalkıyor. Neden? Napolyon savaşıyor. Neticede 1815'te Waterloo Savaşı. Bunu da bir programda mutlaka anlatalım izleyicilerimize. Orada yeniliyor. Napolyon efsanesi bitiyor ve 1815 Viyana Anlaşması'yla Avrupa'ya yeni bir statiko getiriliyor. Yani sensin İngiltere, Fransa, İtalya, şu bu. Ama Rusya yok. Rus Çarlığı da o arada böyle acayip bir şekilde genişlemeye başlamış. Rusya bir bakıyor ki Avrupa'da kendisine bu statikoda yer verilmiyor.
Ki Napolyon'u yutmuş yani. Tabii. Rusya dönüyor. Nereye bakıyor? Osmanlı'nın Balkanlarına bakıyor. Neden? Orası da Slav ve Ortodoks. Sonra nereye bakıyor? Kafkaslara bakıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde olan. Bir de nereye bakıyor? Afganistan ve işte o Orta Asya denilen yere bakıyor. Buralara doğru bir takım akınlar yapmaya başlayınca İngiltere huylanıyor. Neden huylanıyor? Çünkü Afganistan'ın hemen yanında neresi var? İngiltere'nin çok büyük paralar kazandığı, şirketlerini her tarafta kullandığı ve sömürdüğü Hindistan var. Huylanıyor ve Afganistan valisine bir talimat yazıyorlar. Diyorlar ki sen İngiliz valisi olarak şöyle bir manifesto yayınla. Simla manifestosu. Bunun adı da Simla. Tarihte bu şekilde geçiyor. İzleyicilerimiz onu internetten de bakıp detaylarını görebilirler. Diyor ki İngiltere'nin menfaatlerini olmayan durumlarda her yer işgal edilebilir anlamında bir manifesto. Buna dayanarak İngilizlerden de 18.500 kişilik bir birlik Afganistan'ın içine doğru giriyor. Fakat Afgan savaşçılar tabii merkezde vali var ama her tarafta Afgan savaşçılar şimdi olduğu gibi. Taliban'ın olduğu gibi. Onlar hakimler. Onlar Gandarmak denilen bir yer var. Gandarmak. 1842 yılında Gandarmak denilen bir yerde pusuya düşürüyorlar İngilizleri. 18.500 İngiliz askeri ki bunların yarısından çoğu Hintli İngiliz askeri bunların hepsini katlediyorlar. Silahlarıyla birlikte alıyorlar. Bir kişi kurtuluyor. O bir kişi de gidince anılarını yazıyor ve başka İngiliz gazetecilerine demeç veriyor ve İngilizlerin bundan geniş çapta haberleri oluyor. Hatta bunun üzerine bir takım şiirler falan da yazılıyor. İngiliz şairlerinin yazdığı şiirler var. İngilizler burada dayağı yiyorlar mı? Yiyorlar. Daha sonra 1878 yılında, bu da çok önemlidir. 1877-78 yılında aslında ne var? 93 Harbi dediğimiz bizim Osmanlı-Rus Savaşı var. Evet. Ve maalesef atalarımız burada çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ordunun tam dizayn olamaması vesaire. Ruslar biliyorsun Yeşilköy'e kadar geliyor. Bu durumda bir heyet gidiyor Afganistan'a. Afganistan'a giden heyetin amacı Afgan hanına diyecekler ki bize yardım edin. Yardım etmek için de Ruslara buradan saldırın. Onlar birazcık böyle sıkıntıya düşsünler ki biz orada kurtulalım. Fakat Afgan hanı, Afgan'ın başındaki kral bizim heyeti çok bekletiyor. Günlerce bekletiyor huzuruna çıkmadan önce. Neler olacak, neler olacak, ne bitecek diye bekletiyor. Daha sonra bizimkiler huzura büyük bir sıkıntıyla çıkıyorlar ve diyorlar ki şunu sizden talep ediyoruz. Bu Müslümanlık için gereklidir vesaire. O da diyor ki hayır biz bunu yapacak güçte değiliz. Ruslar bizden çok güçlü. Sizin o dediğiniz yerlerin halkını da zaten biz sevmiyoruz. Onlar ikili oynuyor. Diyorlar. Osmanlı oradan gerisin geriye dönmek zorunda kalıyor ve Rusya'yla da çok kötü bir anlaşma imzalayarak birçok yeri ne yapıyor? Kaybediyor. Daha sonra İngilizler bir de 1919'da deniyorlar aynı şeyi. Afganistan'da savaşma hadisesini. Bir de orada deniyorlar. Bazı yerlerde başarılar kazansalar bile yine tokat yiyorlar. Yine çok kayıp veriyorlar. Yine çok silah kaybediyorlar ve yine oradan hemen geri çıkıyorlar. Sınır boylarına gidiyorlar. Yani Afganistan'da böyle bir yapı var. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi herkes zannediyor ki Afgan diye bir halk var. Afganistan diye bir ülke var. Hayır. Oraya Afganistan diyen kim biliyor musun? İlk 100 yıl önce kimler söylüyor? İngilizler söylüyor. Afgan diye o Peştunlara, diğerlerine dinlenmeye Afgan ismini de kim takıyor? İngilizler takıyor. İngilizler aynı bunu ne zaman yaptılar bir de? Doğu Türkistan'ı bravo. Orta Asya. Bravo. Doğu Türkistan, evet. Batı Türkistan, Türkistan denilen bölgeye İngiliz propagandasıyla Orta Asya, Orta Asya diye diye oranın Türkistan olan adı kayboldu. Biz yani. Türkistan'dan geldik. Türkistan nerededir? Orta Asya'dadır. Bu şekilde söylememiz lazım. Yani İngiliz her zaman kendi milli menfaatler için çok zeki davranmış. İstihbaratını çok iyi kullanmış. Yapabileceği her şeyi Lavrent gibi bilmemle gibi binlerce ajanıyla yapmış. Şu anda da yapmıyor mu? Yapıyor bence. İngiliz yine perdenin arkasında. İngiliz planlıyor, Amerikalılara oynatıyor. Bana göre öyle. Senaryoyu İngiliz yazıyor gene. O akıl yazıyor, o üst akıl yazıyor. Böyle bakmak lazım hadiseye diye düşünüyorum. Daha sonra 1747 yılında Ahmet Şah Durrani isminde birisi Afgan Birliği'ni sağlıyor. Peştunlarla diğer kabileleri bir araya getiriyor ve modern anlamda söyleyebileceğimiz Afgan Devleti'ni kuruyor. Daha sonra Emanullah Han diye bir han geliyor. Emanullah Han 1919'da iktidar olduğunda Mustafa Kemal Atatürk, bak çok enteresandır oğlum, 1919-1920 ve 1921 daha henüz Osmanlı Devleti var. Milli mücadelenin hiçbir safhası daha tamamen bitirilmemiş. Sadece Ankara'da bir gazi meclis var. Böyle olmasına rağmen Mustafa Kemal oraya bir heyet gönderiyor. Diyor ki biz size yardım edelim. Şöyle şöyle bir cumhuriyet kurun. Böyle böyle olun. Ya adamdaki öngörüye ve büyüklüğe bak. Senin bulunduğun ülkede daha sen devlet değilsin. Daha o topraklardan Yunanık olmamışsın. Lozan yok daha ortada. Cumhuriyet yok. Heyet gönderiyor. Ve bu görüşmeler onun için hep şimdi televizyonlarda da değil mi insanları anlatıyorlar ya. Tarihçiler anlatıyorlar da çok da doğru anlatıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk ve o zamanki Afgan hanı arasında çok güzel ilişkiler var. Tabi bu nedir? Halkların da birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasını sağlamış. Aynı Pakistan gibi. Ve daha sonra Mustafa Kemal Atatürk ne yapmış? Sadabat Paktı'nı kurduğunda önce Afganistan ve İran'la birlikte kurmuş. Daha sonraki kısa bir süre sonra da Irak katılmış. Ne yapmış? Doğu sınırlarımızı güvence altına almış. O insanları da güvence altına almış. Çünkü neden? İkinci Dünya Savaşı'nın geldiğini görmüş Mustafa Kemal Atatürk.
Atatürk. Oğlum Afganistan'da şimdi ben basındaki haberlere bakarak söylüyorum. Bunu Cumhurbaşkanı açıklamadı ya da bir başkası açıklamadı. Şöyle bir anlaşma yaptık demedi. Sadece bize dediler ki basından öğrendiğimiz kadarıyla Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nda NATO görevi olarak yaptığımız o havaalanının korunması görevine devam edeceğiz. Ama şöyle bir durum var. NATO tamamen çekiliyor. Amerika tamamen çekiliyor. Amerikalı Afganlar ona hepsi çekiliyor. Afganlar da çekiliyor. Hayır, hepsi çekiliyor. Peki biz neden buna talip olduk? Ha şu parası verilirse efendim bütün İHŞ'si bilmemesi şusu busu karşılanırsa bir de el altından da olsa Türk ekonomisine yardım olursa bir de aramız sizle iyi olacaksa biz orada kalırız. Bunun bir doğru mantığı yok. Bu jeopolitik bir düşünce tarzı değil. Neden değil biliyor musun? Şimdi bir yazar var. Avusturyalı bir yazar. Drucker diye. Drucker ismindeki yazarın kitabında şu yazıyor. Verimlilik mi etkinlik mi? Şimdi ben sana sorayım o zaman. Hemen sorayım. İnsan hayatında verimlilik mi önemlidir, etkinlik mi önemlidir? Elbette verimlilik önemlidir. Verimlilik önemlidir. Bizimle birlikte çalışan bütün arkadaşlarımızı sorsam aynı senin gibi verimlilik diyecekler. Halbuki etkinlik midir? Tabii ki etkinliktir. Neden? Çünkü verimlilik bir işi doğru yapmaktır. Ama etkinlik doğru işe karar vermektir. Şimdi ben sana bununla ilgili iki tane çok önemli hikaye anlatacağım. Mevzular izleyicisinin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm iki tane hikaye. Birincisi Birinci Dünya Harbi'nde sen okudun ettin ve bunların ilgili de programlar yaptın. Biz Galicia cephesinde de savaştık. Galicia neresi biliyor musun? Orta Avrupa'da, kuzeyinde Polonya, doğusunda Ukrayna, güneyinde Romanya, Makedonya filan var. Karpat Dağları'nın kuzeyinde bulunan bir bölge. Biz bu bölgeye de gittik, savaştık biliyor musun Birinci Dünya Harbi'nde? Niye gittik oraya? Şunun için gittik. Bizim Çanakkale'de muzaffer olan bir ordumuz vardı biliyorsun. Dünya tarihine geçmiş bir Çanakkale zaferimiz var. Enver Paşa Almanların isteğiyle gelin burada bize yardım edin. Biz Ruslarla savaşıyoruz. Ruslar bunları dövmeye başlamışlardı çünkü. Bize yardım edin, buraya birlik gönderin deyince Enver Paşa onları kıramayıp İttihat Terakki hükümeti yanlış bir karar vererek bizim Mehmetçiklerimizi aldı, yeniden teçhiz etti dünyanın parasını harcayarak ve Galicia'ya gönderdi. Galicia Nire diye türkü var hatta biliyorsun. Ve Galicia'ya giden bizim o kahramanlarımız Alman ordusuyla birlikte Ruslara karşı savaştılar ve efsane yarattılar. Ama çoğu şehit oldu. Dönen çok az insan oldu. Bizim oraya giden Mehmetçiklerimiz Allah rahmet eylesin verilen görevi çok iyi yaptılar. Bu verimliliktir. Evet, orada çok verimli oldular. Ama etkinlik yanlıştı. Doğru iş değildi bu. Yanlış bir işti bu. Gelelim ikinci örneğe. Fahrettin Paşa diye bilinir. Medine Fatihi olarak bilinir. Medine savunmasını yapan paşamızın Allah rahmet eylesin adı Fahrettin Paşa'dır. Hatta Medine Kaplanı diye de geçer tarihte. İngilizler sarmışlar Medine'yi. Medine Peygamber Efendimizin mezarının olduğu, hicret ettiği, göç ettiği yer olarak da bilinir. Bizim için de kutsal şehirlerden birisi olarak kabul ediliyor. O zaman da öyle, şimdi de öyle kabul ediliyor. Ve Fahrettin Paşa oranın müdafasını yapıyor. Fakat öyle bir duruma geliyor ki Mekke Şerifi Hüseyin Osmanlı'ya isyan ediyor. İngilizlerle anlaşıyor ve kendi bedevileriyle şehri o sarıyor. İngilizler de var. Öyle bir duruma geliyor ki açlıktan artık ölecekler. Hatta askerlerimize çekirge yedirmek zorunda kalıyor Medine Fatihi Fahrettin Paşa. O arada Şam'da 3 tane komutan buluşuyor. Birinci Dünya Harbi devam ediyor. Durum değerlendirmesi yapmak için kimler buluşuyor? Bu çok enteresandır. Enver Paşa başkomutan, Cemal Paşa Suriye Ordular Komutanı ve yine orada ordu komutanı olan Mustafa Kemal Paşa. Şam'da 2 gün toplantı yapıyorlar oğlum. Tarih böyle bir şey. Harita üzerinde çalışıyorlar, bakıyorlar ki Medine savunmasına devam etmek oranın kurtulmasını sağlamayacak ve oradaki askerlerimiz de kaybolup gidecekler. Perişan olacaklar. Ve karar veriyorlar. Diyorlar ki Medine'yi bırakalım İngilizlere. Zaten gidiyor. Arap isyan etmiş çünkü. Ne ikmal yolu var, ne bilmem ne var. Hiçbir şey yok. Burayı bırakalım. Biz buradaki askerlerimizi alalım. Tabii bıraktığın zaman, ateşkes imzalandığı zaman askerlerin esir olmadan hepsi kendi saflarına gelip devam edebiliyorlar. Biz bunları Filistin bölgesinde İngilizlere karşı kullanalım diyorlar. Filistin de gitmek üzere o sıralar. Böyle bir karar alıyor ve 2 Mart 1917'de emri yazıyor Enver Paşa ve emri de gönderiyor Fahrettin Paşa'ya. Derhal diyor orayı boşaltınız, askerlerinizle, silahlarınızla, her şeyinizle birlikte Filistin cephesine intikal ediniz diye yazıyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Bu kahraman Fahrettin Paşa emri yırtıp atıyor, dinlemiyor. Ben diyor Peygamber Efendimizin yerini, kutsal olan bu mekanı sonuna kadar, hanımın son damlasına kadar savaşacağım diyor ve emri dinlemiyor. Tabii Osmanlı'da da savaşın sonuna doğru gelmekte olduğumuz için bir takım karışıklıklar, disiplinsizlikler de başlıyor ve askerlerimize çekirgeler yediriyor. Çekirge. Çok açık net bunu tarih kitapları yazıyor. Şimdi tarihi dizilerden öğrenenler var ya, açsınlar bunları okusunlar. Hani tarihimizi dizilerden öğreniyor bazıları. Abdülhamit'i diziden öğreniyor, bilmem neyi diziden öğreniyor. Öyle bir şey yok. Açın tarih kitaplarını 50-60 tane kaynaktan araştırın, analiz yapın. O şekilde öğrendiğiniz zaman size bir algı operasyonu yapılması mümkün olmaz. Ne yapıyor Fahrettin Paşa? Savunuyor. Çok güzel savunuyor. Ama bir müddet sonra artık asker kırılmaya başlıyor. Her şey bitiyor. İkmal gelmiyor bilmem ne. Teslim bayrağını çekiyor. O teslim bayrağını çektiğinde Medine elden gittiği gibi oradaki askerimizi Filistin'de kurtaramadığımız için Filistin'de gidiyor.
Şimdi burada verimlilik ne? Fahrettin Paşa çok iyi savaştı. Doğru mu? Verimli. Evet. Ama etkin mi? Doğru iş bu muydu? Hayır. Bu yanlış işti. Şimdi biz onun için senin sorduğun soruya gelelim. Kabil Havalimanı'na gitmek. Orada görev yapmak. NATO yok. Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun senden bir talebi de yok şu anda. Sadece paranı verecekler bilmem ne. Ya daha önce Amerika bunu denedi, dayak yedi. Amerika orada ne yaptı? Ruslara karşı El-Kaide'yi Amerika kurdu biliyorsun. Biliyorum evet. Ya çok açık. Kendileri zaten söylüyorlar. Ruslara karşı savaştırdı. Bilmem ne yaptı. Besledi. Pakistan da aynı şeyi yaptı. Hem Amerika dayak yedi. Şimdi defolup gidiyor. Kaçıyor. Pakistan'da bölgede hükümran olmak için yaptığı bütün yardımlardan pişman oldu. Çünkü sınırının tamamı cihatçı örgütlerle dolu şu anda Pakistan'ın. Ki Pakistan deyip geçme, bizim en büyük dostlarımızdan biri. Ve nükleere sahip, nükleer bombaya, nükleer teknolojiye sahip 4-5 ülkeden bir tanesi dünyada. O kadar da güçlü bir ülke Pakistan. Şimdi gelelim Afgan mültecilerin buraya gelişi. Şimdi bunu teyit etmeden anlatmamız çok fazla doğru değil. Ama haberlere baktığımız zaman Biden ile Recep Tayyip Erdoğan arasında, Cumhurbaşkanı arasında böyle bir anlaşmanın yapıldığı iddia ediliyor değil mi? Muhalefet de bunu söylüyor. Başka yerlerden, kaynaklardan da geliyor. Ama onların ağzından bunu duymadan bir şey diyemem. Ama bir de gördüklerimiz var. Yani asker kıyafetli, üniformalı ve hepsi erkek olan bir sürü Afgan geliyor. Peki bu Afganlar nasıl geliyorlar? Öyle kaçıp sağdan soldan kaçıp sürünerek, ona rüşvet vererek falan gelmiyorlar. Bunlar geliyorlar. Afganistan'da bunlar dışarıya çıkarken Taliban bunlara da bir şey yapmıyor. Farkında mısın? Yapmıyor. Taliban istese eylem de yapar. Bugün kınamışlar Amerika'yı. Geç onu. Bunların hepsi algı operasyonu. İran ne yapıyor? Bunları karşılıyor. Otobüslere bindiriyor. İran dostumuz İran. Bizim Türk sınırına kadar getiriyor, orada indiriyor ve oradan yol geçen hanı gibi geliyorlar. Gördük değil mi? Bir sürü videolar. Bir kısım videonun palavra olduğunu düşünsek bile hepsinin palavra olmadığını düşünüyorum ben. Bunlar geliyorlar. Şimdi şu söyleniyor. En tehlikelisi bu. Türkiye gelen bu Afganları, Afgan gençlerini burada özel kuvvetlerde eğitecek. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bu çok tehlikeli bir şey demek. Amerika daha önce El-Kaide'yi besledi, kendi başına bela oldu. Pakistan bilmem kimi besledi, kendi başına bela oldu. Aynı şey göz göre göre bizim başımıza gelebilir. Sen burada aynı ÖSO'yu eğittiğin gibi, beslediğin gibi o Afganistan'dan gelenleri burada beslemeye başlarsan daha sonra neymiş? Oraya onları tekrar gönderip bilmem kimle savaştıracakmış. Bu bir. İki, Cumhurbaşkanı Kıbrıs'a gittiğinde Taliban'la giderken ya da havaalanında, yanlış hatırlamıyorsam, havaalanında şunu söyledi. Dedi ki Taliban'la bizim aramızda görüş olarak çok fazla bir şey yok. Yani uyuşabiliriz, onlarla görüşebiliriz falan dedi. Ya Taliban kim ya? Kız çocuklarını okula göndermiyor. Kadınları evlerinden dışarıya çıkartmıyor. Erkekleri sakal bırakmadı diye kırbaçlayan, dünya mirası olan Buda'nın heykellerini bilmemlerini patlatan. Şunu da söyleyeyim, o Buda'nın heykellerini falan patlatmasaydı Çin bile onları tanıyacaktı biliyor musun? Çin'in işine gelmedi. Aa bizim heykelleri patlattı falan dedi. Konunun diğer tarafına gelelim. 24 Aralık 1979 tarihinde Ruslar, o zaman komünist Ruslar, Sovyet Rusya, Afganistan'a girdi, işgale başladı. Afganistan'ın işgale başladı. Çünkü o sırada Afganistan'da bir onların kuklası bir hükümet vardı. Bu hükümetin başında da Babrak Harmal diye birisi vardı. Hatta ben de o zaman gençlik yıllarımızda ülkücüyüz. Böbrek Kemal falan diyorduk. Bak düşün, Böbrek Kemal. Bunu izleyicilerimiz benim eşimde olanlar hatırlarlar. Orada bir takım ona sıkıntılar olmuştu. Bilmem, Amerika destek oluyor. El-Kaide kuruldu. Amerika 6 ay önce kurdu bu işgalden. Bu işgal başladığı zaman Brzezinski adındaki danışman Jimmy Carter başkanı yatağından kaldırıyor. Diyorlar ki efendim yani kaldırmayın, başkan istirahat halinde, çok önemli diyor. Kalkıyor, ne var diyor. Diyor ki nihayet diyor Sovyetler kendi Vietnam'ını buldu diyor. Bak bu çok önemli. Bunlar nasıl Vietnam'da çok büyük dayak yiyip defolup gittiler? Orayı çünkü biliyor Amerika, Afganistan'ı. Ve gerçekten de 10 küsür yıl orada kalıyor Sovyetler Birliği. 50 bin kayıp veriyor en az. Kendileri 15 bin diye yazıyor ama bilinen şeyler. Uluslararası kuruluşlar diyorlar ki 50 bin kayıp verdi. Çok büyük bir rakam. Artı 60 milyar dolarlık da serveti gitti. Sonra ne oluyor? 89'da Ruslar kaçıyorlar, dönüyorlar. Pat diye 91'de Sovyetler Birliği paramparça oldu ve işte şimdiki Rusya kuruldu. Düşünebiliyor musun? Yani Afganistan imparatorluklar mezarı. Peki sonra ne oluyor? 1996'ya kadar gelince işte Taliban, Maliban bilmem ne şunlar bunlar iktidara geliyor. Birçok ülke tanıyor. Kim tanıyor? İran tanıyor. Pakistan tanıyor. Zaten Pakistan çok büyük yardımı var. 2001 11 Eylül'de ikiz kuleler patlayınca Amerika diyor ki ben Afganistan'ı vuracağım. Pat! 16 tane ülkeyi de yanına alıyor. Birleşmiş Milletler'den de karar çıkartıyor ve geliyor bir başlıyor bombalamaya. Binlerce insanı orada öldürüyor ve Amerika oraya hakim oluyor. Taliban kaçıyor. Peki şimdi ne oldu? Yıl 2021, Amerika bir sürü kayıp vermiş olarak, bir sürü para harcamış olarak yine Taliban'la anlaşma yapıp Taliban'a orayı aslında bırakarak oradan kaçıyor. E bizim ne işimiz var peki orada? Bunu bana mantıklı olarak jeopolitik düşünceye sahip, olgunluğa sahip bir devlet adamının televizyonlarda halka bunun açıklamasını isterim. Beklerim. Benim bir Türk vatandaşı olarak, senin bir Türk vatandaşı olarak bunu bilmeye hakkım var. Benim askerimin Kabil Havalimanı'nda ne işi var? Belki verimli olmak için oradalardır. Ben etkinlikten bahsediyorum, verimlilikten bahsetmiyorum evladım.
Şimdi Tunus'ta Cumhurbaşkanı başbakanı görevden alıyor. Türkiye'de bir kısım diyor ki bu bir darbedir. Bir kısım diyor ki hayır. Ama halbuki mesela Tunus Anayasası'nın 80. maddesinde böyle bir yetkisi var Cumhurbaşkanı. Ama Müslüman kardeşlere dayandıranlar var, falanlar var, filanlar var. Yani Türkiye'de yine o konuyla ilgili tartışmalar var. Tabii kimse şu anda bunu çok fazla insan da ilgilenmiyor Tunus'ta neler olduğuyla. Tunus'ta neler oluyor? Tabii şimdi yangın meselesi, sel felaketi ve pandemi konuları ikinci dalga geliyor, beşinci, onuncu dalga aşı meselesi filan derken Tunus'ta bir şeyler oldu. Tunus'ta olanları çok fazla artık yani o kadar hızlı ilerliyor ki gündem. Çok fazla dikkat etmedik ama bence Tunus'un bizim için çok büyük bir önemi var ve orada neler olduğunu mevzular izleyicisinin de bilmesi gerekir. Şimdi bir kere Tunus dediğimiz zaman önce bir tarihine yine gitmemiz lazım. Ben hep öyle düşünüyorum biliyorsun. Şimdi biraz önce sen söyledin. Kays Said yani Cumhurbaşkanı anayasanın 80. maddesini gerekçe göstererek yakın bir zaman önce başbakanı görevden alıyor. Ama bir yasa maddesine dayandırıyor. Evet. Daha sonra ne yapıyor? Meclisi feshediyor. Daha sonra da oradaki en büyük siyasi hareket olan El Nahda ve Tunus'un Kalbi diye iki tane hareket var. Bunların yasa dışı yabancı fonlardan para aldığını iddia ederek bunlarla ilgili soruşturma başlatıyor. Şimdi bu çok önemli. Peki ne oluyor? Tabii görevden onlar çıkıyor. Tunus'un meclis başkanı Gannouchi ismindeki şahıs diyor ki bu bir darbedir. Ama herkes biliyor ki Gannouchi ihvancı. Şimdi ihvan olayına geleceğim. Zaten El Nahda dediğimiz harekette ihvan-ı Müslümin dediğimiz, Müslüman kardeşler dediğimiz, şu anda Mısır'da, Suriye'de hiçbir etkinliği kalmamış olan hareketlerin devamı. Ve El Nahda diyor ki biz Türkiye'deki iktidar partisinin devamı gibiyiz burada diyorlar. Onları örnek alıyoruz diyor. Ve belirli bir süre sonra Tunus'taki sistem artık rüşvet bilmem ne şuna buna dönüşüyor ve bunlar kurumsallaşıyor. Yani ben burada kimseyi suçlamıyorum ama bunların kendi söyledikleri bu. Şimdi bu olay nasıl çıkıyor? Gannouchi 2020 yılında Ocak ayında Türkiye'ye geliyor. Meclis başkanı. Türkiye'ye geliyor ve nereye gidiyor? Cumhurbaşkanlığı sarayına gidiyor. Orada Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Döndükten sonra Tunus parlamentosu ayağa kalkıyor. Diyor ki biz seni görevlendirmedik. Niye gittin? Gayri resmi ziyareti sen nasıl yaparsın? Evet gayri resmi ziyaret yapılır. O ayrı bir şey. Adam tatile gider. Cumhurbaşkanı da arkadaşıdır. Onu ziyaret eder. Ama Tunus parlamentosu bunun soruşturulmasını istiyor. Kimin? Meclis başkanının. Çok enteresan. Olmuyor tabii. Muhalefet bilmem ne herkes birbirine giriyor. Peki Kays Said onu görevden alırken aslında endişesi ne biliyor musun? El Nahda dediğimiz o siyasi hareketin, ihvancı siyasi hareket Libya'daki ve diğer çevre ülkelerdeki cihatçı gruplarla, örgütlerin militanlarıyla işbirliği halinde olması. Esas bundan endişe ediyor belli. Peki bu adamın yaptığı bir darbe midir? Şimdi bizde Gelecek Partisi buna darbe dedi. Diğer Deva Partisi buna darbe dedi. Başbakan nasıl görevden alınır? Şimdi Sayın Ahmet Davutoğlu seni de görevden aldılar. O zaman darbe demedin. Demedin. Buna darbe diyorsun adam Cumhurbaşkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanı madde 80'i uyguluyor ve başbakanı görevden alma yetkisini kullanıyor. Darbeyle ne alakası var bunun? Ve halkın da gelen haberlere göre %80'i destekliyor şeyi. Ha. Şimdi gelelim Tunus'un esas yapısına. Tunus'un halkı normalde eski çağlardan beri Berberi dediğimiz Bedevi yani göçerlerden oluşmuş bir halk. Fakat deniz kıyısı olduğu için ve Afrika'nın kuzeyinde olduğu için çok fazla ziyaretçisi olmuş. Önce Fenikeliler gelmiş, daha sonra Kartaca burada kurulmuş. Hani biraz önce size bahsetmiş olduğum Kartaca Roma Savaşı başlarından bahsetmiştim ya. Kartaca'dan sonra o gelmiş, bu gitmiş, şu gelmiş bilmem ne. Roma İmparatorluğu burayı eyalet haline getirmiş. Ama bizim için önemli olan 1574 yılında Uluç Ali Reis ve Sinan Paşa gelmişler. Tunus'u fethetmişler ve Tunus bir Osmanlı toprağı olmuş. Ama onlar gelmeden 1-2 yıl önce veya 5-6 yıl önce Barbaros Hayrettin meşhur. O gitmiş. Endülüs İslam Devleti yıkıldı ya İspanya'da. İspanyollar kesmeye başladılar bütün Müslümanları. Oradan 100 bin Müslümanı taşıyarak Tunus'a getiriyor ve yerleştiriyor. Bir altyapı oluşturuyor. Neticede Osmanlı vilayeti oluyor. Bu ne zamana kadar devam ediyor? 1877-1878 biraz önce bahsettiğimiz 93 Harbi diye adlandırılan Osmanlı-Rus Savaşı'nda çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz için 1881'de Fransa Tunus'a çöküyor. Bizimkiler kabul etmiyorlar. Bütün fermanlarda hala Tunus Osmanlı vilayeti olarak tabir ediliyor ama yok. Yani Fransa orada kalıyor. Peki Fransa orada ne zamana kadar kalıyor? Fazla uzatmayayım. 1956 yılına kadar kalıyor. 1956 yılında Habib Bourguiba, Tunuslu lider, Fransızlara karşı yaptığı mücadeleyi kazanıyor ve Tunus Cumhuriyeti'ni kuruyor. Peki Habib Bourguiba'nın ilk açıklaması ne? Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün örneğini uyguladım diyor. Laik, demokratik, çalışkan bir cumhuriyet kuruyor. Ta ki 30 yıl iktidarda kalıyor. 1987 yılında Zeynel Abidin tarafından indiriliyor. Peki daha sonra ne oluyor? 2011 yılında, bunu sen de hatırlarsın yaşı itibariyle, Yasemin devrimi dediler. Yasemin ilk Tunus'ta çıktı. Bir anda Tunus karıştı. Zeynel Abidin'i görevden aldılar. Ondan sonra yapılan seçimlerde El Nahda dediğimiz işte bu ihvancı hareket iktidar ortağı olarak iktidara geldi. Ve açıklamaları şu, biz siyasal İslamcıyız dediler. Resmen açıkladılar. Daha sonra ne oldu? Ülkemizi kalkındıracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye herkesi ötekileştirdiler. Bourguibacıları, cumhuriyetçileri ötekileştirdiler. Yollar yaptılar, köprüler yaptılar. Bunları yaparken de rüşveti ve yolsuzluğu kurumsallaştırdılar.
Şimdi Burgiba rejimini kurmuş olduğu ulus devlet şu anda Tunus'ta yok. Kayboldu gitti. Onun için ulus devletin kıymetini bilmek lazım oğlum. Cumhuriyetin kıymetini bilmek lazım. Benim analizim bu. Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'a gittiğinde biz de hatta birazcık ümitlendik. Çünkü burada yaptığımız programlarda, özellikle amirallerimizle yaptığımız programlarda, generallerimizle yaptığımız programlarda hep şu anlatıldı. Kıbrıs'ın önemi. Doğu Akdeniz mevzusundan sonra özellikle Kıbrıs'ın doğal bir uçak gemisi olduğunu zaten biliyorduk. Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'a gitti. Bir müjde açıklayacağım dedi sizlere. Biz tabii halkın birçok kesim tarafından çok farklı şeyler bekliyorduk hepimiz ama. Hepimiz heyecanla başka şeyler bekliyorduk ama beklediklerimiz olmadı. Orada bir külliye yapacağı müjdesini verdi. Bu müjde yalnızca müteahhitleri sevindirdi galiba. Hatta oradaki askeri alanın içinden de bir parça alacaklarmış falan filan, o detaylara girmeyeceğim ama nasıl bir müjde bekliyordun? Böyle çıkması seni hayal kırıklığına uğrattı mı? Oğlum biz Kıbrıs konusunda burada çok program yaptık. Sen de çok program yaptın. Evet. Hatta Cem Gürdeniz amiralimle de bu konuları uzun uzun burada mevzular izleyicisiyle paylaştık. Şimdi Kıbrıs bizim için sadece KKTC olarak Türk soydaşlarımızın olduğu bir yer anlamında değil artık. Kıbrıs bizim için hidrokarbon yataklarının bulunduğu yer. Kıbrıs bizim için Doğu Akdeniz'de bizim söz söyleme imkanımızı sağlayan yer anlamında da bakmak lazım. Şimdi Kıbrıs tarihinde 1950'lerden itibaren Rumlar sürekli olarak İngilizlerin desteğiyle, Yunanistan'ın desteğiyle oradaki Türk nüfusu perişan etmeye çalıştılar. Ve hatta bak ben sana bir şey söyleyeyim. Burada Sedat Simavi'yi de anmak istiyorum. Çünkü Sedat Simavi Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu biliyorsun. Sedat Simavi o kadar duyarlıymış ki bu konulara. 1953 yılında dönemin Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki Kıbrıs'ta bir sorun yoktur demiş. Bunu Hürriyet Gazetesi'nde gaflet diye vermeye cesaret eden bir adam. Daha sonra bunu hasta yatağından alıp yargılamışlar. O dönemde de aynı şeyler olmuş. Şu anda olan şeyler gibi. Yargılamışlar. 57 yaşında da çok genç bir yaşta vefat etmiş. Rahmetlik olmuş. Sonra devam etmiş. Erol Simavi vesaire. Hürriyet gazetesindeki o Türkiye Türklerindir ibaresi. Bravo. O şey boşuna oraya konulmamış yani. Bunu çok iyi bilmek lazım. Tabii Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı mezalimleri şunları bunları açsınlar kitapları okusunlar Kıbrıs konusunda. Kıbrıs'ta orada savaşmış gazilerimizin kitapları var. Oradan öğrenmeye çalışsınlar ve analiz etsinler. Kendi mantıklarıyla düşünüp ona göre karar versinler. Ama Kıbrıs bizim için gerçekten çok önemli. Peki Kıbrıs'ta kırılma noktası ne zaman biliyor musun? Bunu anlattım ama bir daha anlatmak istiyorum ve daha detaylı şekilde anlatacağım. Anlam planı hikayesi. Biliyorsun 2002-2003 yıllarında bir anlam planı oluşturdular. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan. Onun için onun adını aldı anlam planı. 2004'te de bunun oylaması yapılacak. Türkiye'deki iktidar, şu andaki mevcut iktidar bu plan geçsin diye bütün gücünü ortaya koydu. Ve ismini de vereyim. Cüneyt Zapsu diye bir danışman vardı o zaman. Danışmandı sanırım. O çok uğraştı bu konuda. Bunun geçmesi için. Alvaro de Soto denilen Birleşmiş Milletler temsilcisiyle görüştü. Onunla görüştü. Serdar Denktaş'la Türkiye'de izindeyken, tatil yaparken onunla da görüştü. Ve ne oldu biliyor musun? Kıbrıs'ın en büyüklerinden, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucularından hem siyasi olarak hem mücahit olarak savaşmış Rauf Denktaş'ı bile dışlama noktasına getirdiler. Ve Rauf Denktaş hasta haliyle 2003 sonunda yanlış hatırlamıyorsam Ankara'ya geldi ve o konferansta Ankara Ticaret Odası salonunda onunla tanışma şerefine eriştim ben. Ve o zaman bağırıyordu, diyordu ki Kıbrıs meselesi bir Türklük meselesidir. Bir insanın devleti olmayabilir ama milletler devleti olmak zorundadır. Biz Türk milletiyiz ve devletimizin olması şarttır diyordu. Anlam planı hepsini o zaman istihbarat başkanlığındayım. İnce ince detaylarına baktık. Türk milletinin orada yok olmasına sebep olacak bir plandı. Eğer Rumlar kabul etseydi ve Rumlar kabul etmedi biliyor musun? Bizim tarafta %65 küsür kabul edildi. Öbür tarafta %65 küsür kabul edilmedi. Neden etmediler? Çünkü yeterli bulmadılar. Ama kabul etselerdi şu anda bizim ana vatan olarak orada Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge vesaire gibi konularda bu kadar rahat konuşmamız mümkün olmayacaktı. Evet, kibirlerine yenik düştüler. Tabii kibirlerine yenik düştüler. Peki Cumhurbaşkanı Kıbrıs'a gitti. Gerçekten ben de senin dediğin gibi çok güzel haberler bekledim dedi ki. Çünkü birkaç gün öncesinden söyledi bunu dedi ki ben müjde vereceğim orada dedi. Bir takım müjdeler açıklanacak. Basında bir takım yorumlar yapıldı. Allah var, benim kafamda ne vardı biliyor musun? Dedim ki herhalde Cumhurbaşkanımız oraya gidecek ve diyecek ki arkadaşlar artık burası, bunu söyledi gerçi, iki dev devletli bir yerdir. Öyle yok görüşmeydi bilmem neydi, biz bugüne kadar her şeyi yaptık. Onlar yapmadı. Bunu söyledi ama arkasından şunu söyleyeceğini düşündüm. Arkadaşlar müjde veriyorum. Azerbaycan, işte Pakistan ya da şu yaptığımız görüşmeler sonrasında yakında bizim buradaki cumhuriyeti tanıyacaklarını açıklayacaklar. Ben bunu bekledim. Başka ne bekledim? Gazi Magosa'da yapılan bir takım fizibiliteler var, çalışmalar var. Bir deniz üssü kurmaya karar verdik. Kolordumuz var. Yıllardır biz programlarda bağırıyoruz. Jeopolitik düşünce, stratejik düşünce bunu gerektiriyor. Orada bir deniz üssü kur. Bazen sizin program onlarda generallerimizle, amirallerimizle konuştuğunuz şeyleri uyguluyorlardı biliyor musun? Evet. Yani bazen hakikaten evet. Şimdi demesinler ki yok sizi izlediler kesin o yüzden yaptılar falan demesinler. Evladım. Gerçekten yaptılar bunu. Biliyoruz buradaki metinlerimizi, konuştuklarımızı birebir cümleleri kelime çıkartmadan içinden oğlum, kurdular. Belki yine öyle olur demiştim oğlum, ben de. Sevgili oğlum bak bizim Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniyor ya. Verilecek müjdelerden birisi de şu olmalıydı. Bu ismi değiştiriyoruz. Kıbrıs parlamentosu bir karar alıyor. Ne olacak? Anayasada bir değişiklik yapacak. KKTC değil KTC olacak. Nedir? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
Aşağıdaki Haydut Devleti'nin adı ne? Kıbrıs Rum Cumhuriyeti. Bize göre Rum yönetimi, Haydut Devlet. Ben bunları bekledim. Gazi Magosa'da bir deniz üssü kuruyoruz. Evet, şu anda Gazi Magosa dediğimiz yerde, bizim olan yerde ne var? Bir deniz birliği var. O göstermelik, sembolik bir birlik var. Magosa Deniz Komutanlığı falan gibi ismi olan bir birlik var. Yanlış biliyorsam izleyicilerimiz internetten bakıp öğrensinler. Ama orada bir deniz üssü kurmaya sen karar ver. Karar verdiğin anda sana Doğu Akdeniz'de düşman olanların hepsinin anam filan. Hepsinin elleri titrer. Terlerler. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca oraya bir de hava üssü kur. Çünkü kolordun var zaten. Değil mi? Kolordunun yanında bir deniz üssü kurmanda bir sakınca yok. Oradaki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buna karar verecek. Parlamentosu sen de küt diye oraya bunu kuracaksın. Ve şimdi bizim oradaki askerimize işgalci diyen maalesef Kıbrıs'taki Türk vatandaşlarından da var. Şimdi bak, birçok insanın bilmediği bir konuyu anlatayım ben sana. Kıbrıs Rum kesimi hayır dedi ya. Anlam planlı. Hayır deyince bir anda Avrupa Birliği bize gol atarak, bize kazık atarak, bizi almayarak bir anda Güney Kıbrıs Rum kesimini nereye aldı? Avrupa Birliği'ne aldı. Bu o kadar önemli ki. Ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin, o Haydut Devleti'nin şu anda Avrupa Parlamentosu'nda da temsilcileri var. Peki bu temsilciler seçilirken bunlar bu planı kabul etmedikleri için, hukuki anlamda söylüyorum, adanın bütününü temsil ettiklerini söyledikleri için, Türk askeri burada işgalci dedikleri için, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Türk vatandaşlarının da oy kullanma hakkı var, biliyor musun? Yani bu Avrupa Parlamentosu'nda o Rumlar için yapılan seçimlerde oy, bu ne demek biliyor musun? Onların kucağına oturmak demek. Ve ne oldu? Sayın Ersin Tatar'dan önce Mustafa Akıncı vardı biliyorsun, Cumhurbaşkanı. Toplantı yaptı sınırın orada. En son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde. Ve halka dedi ki, geçin dedi sınırın karşısına, bu sizin hakkınız. AKEL Partisi'nden, AKEL diye bir parti var, Komünist Partisi. Falancaya Türk olduğu için oy verin dedi. Daha önceki seçimlerde 1800 kişi hainlik yapıp karşıya geçip oy vermişlerdi. Şimdi son seçimlerde 5600 Türk kendilerini Türk olarak hissetmeden öbür tarafa geçip oy verdiler ve o herif seçildi. Adam da yaptığı açıklamada benim Türk milleti falan filan, ben Kıbrıslıyım dedi. Düşünebiliyor musun? Biz kendimizi aşağılamakta çok maharetliyiz. Çok seviyoruz bu işi. Onun için Kıbrıs konusunda şunu tekrar söyleyeyim. Mustafa Kemal'in de söylediği gibi Kıbrıs bizim için son derece önemlidir. Ana vatan, mavi vatan, yeşil vatan, yavru vatan hepsi bir bütündür. Bunu sakın unutmayalım. Ve Kıbrıs meselesinde 2004 yılındaki anlam planından sonra her şey değişmeye başladı, bunu biliyor musun? Neden değişmeye başladı? Çünkü o zamanki dışişleri sözcüsü Uğur Ziyal Bey şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, ya biz her şeyi hesapladık ama bu plan reddedilirse ne yapacağımızı öngöremedik dedi. O tarihten sonra Kıbrıs'ta yapı değişmeye başladı. Türkiye düşmanlığı arttı. Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı zaman zaman Kıbrıs, sen de gittin Kıbrıs'a. Oradaki yerel olarak orada yaşayan bizim soydaşlarımızın bir kısmı Türkiye'den nefret ediyorlar. Bunun sebebi nedir? Mehmet Ali Talat'tır. Bunun sebebi nedir? Anlam planına bizim iktidar olarak vermiş olduğumuz destektir. Anlam planı kabul edilseydi kendi eliyle kendini katleden bir millet olacaktık orada ve milletlik vasfımız Kıbrıs'ta kalmayacaktı. Peki insanların bizden nefret etmemesi için çalışmalar yaptık mı zamanında? Yani Kıbrıs'a gidip kumarhane açmak ya da kebapçı açmak dışında Kıbrıs'a ne gibi faydalarımız oldu bizim? Biz Kıbrıs'taki soydaşlarımız için en büyük olarak ne yaptık biliyor musun? Her türlü yokluğa rağmen, Amerika gitme seni mahvederim demesine rağmen 74'te gittik. Bir sürü şehit vererek oradaki soydaşlarımızı kurtardık. Orada bir devlet kurulmasını sağladık. Ve ondan sonra da yıllarca oraya destek verdik. Neden? Gönülden destek verdik. Bütçemizden oraya pay ayırdık. Ve orada bir devletin, Türk devletinin kurulmasını sağladık. Şimdi yapmamız gereken ne biliyor musun? Benim anlamadığım bir nokta var. Buradan soruyorum mevzular izleyicilerine. Lütfen yorumlarda bana yazın. Ben de öğreneyim. Azerbaycan'a biz soydaşlarımızı aslanlar gibi yardım ettik. Ermeni haydutlarını Karabağ'dan kovdular. Karabağ özbeöz Azerbaycan'ın toprağıdır. Türktür. Daha önce biz Azerbaycanlılara, ben görevdeyken de oradan arkadaşlar geldiğinde soruyorduk. Diyorduk ki, niye tanımıyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni? Diyorlardı ki, ya biz orayı tanırsak Karabağ'ı da bütün dünya Ermenilerin olarak tanır. Bize bir misilleme yapar. Parlar diyorlardı. Evet, şimdi Karabağ aldınız. Öyle diyorlar. Evet. Karabağ aldınız. Karabağ artık bir Türk toprağı oldu. Azerbaycan'ın kendi hakkını geri aldı. Niye şu anda bir jest yaparak bizim soydaşımız olduğu kadar Kıbrıs Türkleri onların da soydaşı. Türk dünyasından bahsediyoruz. Bu ırkçılık değil, kafatasçılık değil. Bir kültürden bahsediyoruz. Türk kültürü. Niye şu anda bizi tanımıyor Azerbaycan? Veya Pakistan bizi neden tanımıyor? Yani bunların mevzular izleyicilerinin bana yorumlarda yazmasını rica ediyorum özellikle. Bizim yapacağımız en büyük iş ne biliyor musun? Şu anda diplomasi anlamında bütün gücümüzde ne kadar dost ülke kaldıysa, dost ülke tabii ki herkesle papaz durumdayız. Mutlaka KKTC'nin tanınmasını sağlamak. Oğlum tanınmadığı için uluslararası alanda hiçbir şey yapamıyor. Sadece Türkiye ile iş yapıyor. Her konuda. Çünkü uluslararası anlaşmalara göre bir ülkenin bir şeyler yapabilmesi için ticaretti, ihracattı, limandı, şuydu buydu, bunu yapabilmesi için ne gerekiyor? Tanınması gerekiyor diğer devletler tarafından. Avrupa Birliği tanır mı? Tanımaz. Türk askerine işgalci diyor. Amerika tanır mı? Tanımaz. Yunanistan tanır mı? Tanımaz. Mısır'ı bilmem şusu busu. İsrail tanır mı? Tanımaz. Bizim buna uğraşmamız, yoğunlaşmamız gerekiyor ve derhal Gazi Magosa'da o belirlenmiş arazi üzerine çok müsait bir yer. Derhal bir deniz üssü kuracağımızın en azından açıklamasını yapmamız gerekiyor.
Peki şimdi memlekette doğal afetler, şunlar bunlar, herkes gergin, herkesin morali bozuk. Mülteciler birçok insan için sorun, birçok insan için değil, çok insani bir durum. Herkes bir şekilde kendi sıkıntısını, fikrini dile getiriyor ve maalesef bir rabarbaya dönüştü bu. Artık kimse ortak bir cümle kurmuyor. Herkesin aklında farklı fikirler var, herkesin farklı endişeleri var. Kafalar karıştı çünkü... Çok da üzgünüz, acılıyız. Elbette öyleyiz. Peki ne olacak? Yakın dönemde ne olacağını öngörüyorsun? Yine bir hikayeyle sonlandırmak istiyorum. Kartacalılardan bahsetmiştim, Hannibal'den bahsetmiştim. Kartaca'nın en büyük generallerinden bir tanesi ve dünyaca meşhur. Tunus'ta yerleşmiş. Daha önce Tunus'un tarihini anlatırken dedim ya, Fenikeliler orada Kartaca'yı kurmuşlar diye. Kartaca Roma'yla tabii aynı alanda bulundukları için iki tane güçlü devlet birbiriyle kapışmışlar. Neticede yenilmişler. Tabii Pön Savaşları dediğimiz üç tane savaş yapmış Hannibal. Hannibal'in çok güçlü bir deniz donanması var. Askerleri çok iyi. Filleri kullanıyor. Bir tane at, bir ton. O durumda. Oradan geçiyor karşıya. Biliyorsun belgeseller var bu konuda ve filmler de yayınlandı. Hannibal'in maceralarıyla ilgili. Bu meşhur general Pirene Dağları'nı aşıyor fillerle filan. Karlı havalar, buzullar, Alp Dağları'nı aşıyor ve nereye iniyor? İtalya'nın Po Ovası'na iniyor. Orada da Roma ordusu geliyor karşıdan. Birinci savaşta, birinci Pön Savaşı'nda bunları dövüyor, dayak atıyor. Yeniyor. Arkasından devam ediyor. İkinci Pön Savaşı çok uzun sürüyor. Orada bir Roma yeniyor, bir bunlar yeniyor. En sonunda yine Roma yeniyor. Artık üçüncü Pön Savaşı'nda tamamen Roma yenince Kartaca yıkılıyor. Hannibal kaçıyor. Nereye kaçıyor? Başka imparatorlukların emrine giriyor. Çünkü başka imparatorluklar da ah benim böyle bir generalim olsun diye bunu metini duymuşlar. O tarihlerde bile. Gidiyor Bitinya diye İzmit'te, burada İzmit'te, Kocaeli dediğimiz yerde bir devlet var. Bitinya Krallığı'na hizmet ediyor. Ve Bitinya Krallığı'na hizmet ederken aşağıya Bursa'nın bulunmuş olduğu, şu anda Bursa ilimizin bulunduğu yere bir iniyor. Bir bakıyor ki müthiş bir ova, denize kıyısı var bilmem ne falan. Ya diyor buraya bir şehir kur diyor. Çok iyi olur diyor. Kralın adı Pirusa, oraya bir şehir kuruyor. İşte Bursa'nın adı da oradan geliyor. Bunu da izleyicilerimize nakletmiş olalım. Ama esas konu şu. Hannibal o kadar güçlü bir ordu kuruyor ki bu ordunun atlarını da savaş alanına, karaya çıkartmak için gemilerle götürüyor biliyorsun. İtalya'ya gidecek, orada savaşacak Roma İmparatorluğu'yla. Atlar da bir ton ağırlığında ve gemilerde müthiş bir disiplin var. Erler de boruyla yemek yiyor. Yemek borusu çalıyor. Sen askerlik yaptın bilirsin. Atlar da yem borusu çalınıyor. Atlar da bir anda hemen böyle duruyorlar. Yemler getiriliyor, takılıyorlar buraya. Onlar yemlerini yiyor. Fakat bazı seferlerde denizin çok çalkantılı olması sebebiyle seferler çok uzun sürmeye başlıyor. Uzun sürünce bir seferde atların yemi bitiyor. Tabii bir tonluk at tepinmeye başlıyor. Huysuzlaşıyor. Gemi batmak üzere böyle sallanıyor falan filan. Hannibal hemen oradan çıkıyor. Komuta yerinden, kaptanın yanından bağırıyor. Diyor ki derhal yem borusu çalın. Efendim diyorlar, yemimiz kalmadı. Niye yem borusu çalalım? Siz çalın diyor. Yem borusu çalmaya başlayınca atlar sakinleşiyor. Ama aradan bir yarım saat geçiyor. Yem yok. Tekrar başlıyorlar. Bu boruların çalınma süresi her zaman kısalıyor. 2 dakikada bir, 1 dakikada bir yem borusu çalıyor. Atlar sakinleşiyor. Tabii bu arada kıyıya varıyorlar. Daha sonra enteresandır, Osmanlı donanmasında da bu oluyor. Özellikle İnebahtı Deniz Savaşı'nda çok büyük bir yenilgi aldığımız savaştan önce bizimkiler oraya giderken atları da götürüyorlar tabii. Atlar huysuzlanıyor. Fakat Hannibal'in bu durumu kaç yüz sene sonra duyulmuş. Biliyor Osmanlı donanması da biliyor. Leventlerimiz de biliyor. Onlar da boru çaldırtırıyorlar. Atlar sakinleşiyor. Boru çalıyorlar, atlar sakinleşiyor. Şimdi sen bana Türkiye'de ne olacak diye sordun. Oğlum sürekli yem borusu çalıyor Türkiye'de. Türkiye'de yem borusu çalıyor. Bize diyorlar ki şurada gaz bulduk. Bir anda şöyle bakarken diyoruz tamam artık tamam. Sonra diyorlar ki şurada müjde açıklayacağız. Yem borusu datleri dittleri. Biz hemen sakinleşiyoruz. Sonra bakıyoruz ki yangınlar oldu, bir şey yapacağız. Aa diyorlar şurada şu oldu, burada bu oldu. Onun için yem borularına aldanmamak lazım. Cumhuriyete gerçekten sarılmış, liyakatlı, bagajı temiz insanların iktidara gelmesi gerekiyor. Bugün bu söylediklerimi daha önce de söylemiştim. Ben ne iktidardan yanayım ne muhalefetten yanayım. Ben diyorum ki ben cumhuriyetten yanayım. Bunu bir anlatabilsem, yani cumhuriyetten yana olmak şu demek. Cumhuriyet fazilet demek. Cumhuriyet adalet demek. Ben hiçbir hakimin, savcının, falanca tarikat reisinden, filanca parti bilinmesinden, hangi parti olursa olsun, bunların emrinde bilmem ne de olmasını istemiyorum. Tabii ki aslan gibi hakimlerimiz, savcılarımız var. Ama bunların çekinmeden her şekilde vazifelerini yerine getirmesi için bağımsız bir yargıya ihtiyacımız var. İşte o zaman biz düzeliriz. O zaman eğitimde ve üretimde ön planlara çıkarız. Ondan sonra bizim başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını bu millet görecek ve biz de inşallah bunu görürüz. İnşallah babacığım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim oğlum. Yorduk seni yine. Anlattırdık. Şimdi tabii yangınla ilgili çok uzun konuşmadık. Dediğim gibi duman dağılsın. Onunla ilgili ekstra bir program yaparız. Afganistan konusunu, Afganistan'da zamanında neler yaşandığını konuştuk. Afgan mültecilerin burada olmasıyla ilgili yine çok fazla bir şey konuşmadık. Çünkü yine sanırım konuşursak erken konuşmuş olacağız. Doğru bildiğimizi bile şu anda söylesek memleketteki sistem dümdüz gitmiyor. Çok başıbozuk gidiyor. Dediğim gibi bir sola dönüyor, bir sağa dönüyor, bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor. Şu anda biz ne desek, doğru bildiğimiz şeyleri bile ifade etsek belki yanlış anlaşılır. Belki haftaya bizim doğrumuza gelir kararlar. O zaman da biz boşu boşuna burada eleştiri almış oluruz. Mevzular izleyicisine de son olarak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yem borularına lütfen çok dikkat edin. Bu kadar.
Teşekkürler babacığım. Sen bitir. Estağfurullah. 49. bölümde görüşmek üzere. Sanırım konularımız yine bugün ne konuştuysak benzer olacak. İnşallah daha iyi bir zamanda yaraların sarılmaya başladığını görerek Türkiye'yi yönetenlerin ve muhalefette bulunanların da daha yapıcı, daha akıllı bir şekilde bir araya gelerek birlik beraberliği sağlayarak bu işleri yönettiği bir zamanda bunu yaparız. İnşallah o nasip olur. Hoşça kalın. Nasıl? Harikasın.